İyi geceler sevgili seyirciler. Gündem ötesine başlıyoruz. Bu gece gündem ötesinde konumuz COVID-19 ile ilgili sizin merak ettiğiniz hususlar. Aslında hepimizin merak ettiği. Çünkü 22 binleri gördük. Bunun devamında da acaba vaka sayılarında artış yaşayacak mıyız? Varyantlardan bahsediliyor. Delta, hocamız dedi ki ne deltası, bir de onun plus'ı var Pelin dedi. Onu da öğrenmiş bulunduk. Delta plus, bu varyantlar nedir, ne değildir, bize ne yapar? Ondan sonra aşı olmayanlar var. 22,5 milyon civarında aşı olmayan var. O aşı olmayanların endişeleri acaba gerçeği yansıtıyor mu? Peki onlar aşı olmamakta direnirse bu toplum bağışıklığı kazanılabilecek mi? Eylül'de okullar açılabilecek mi? Ondan sonra açık hava ile ilgili çok güzel sorular var. İşte ben aşılıyım, arkadaşım aşılı, biz bir arada rahatça oturabilir miyiz vesaire. Çok fazla soru var. Gündem ötesi etiketiyle siz de lütfen merak ettiklerinizi yazın. Çünkü bu gece hakikaten tamamıyla bunun üzerinden gideceğiz sevgili hocam. Hocamız dedi ki ne aklınıza geliyorsa, aklınıza gelen her türlü kafanızı karıştıran soruyu bize yazın. Ötesi, eğer varsa bir yorumunuz veya bir öneriniz, ona da açıklar. Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan, bilim kurulu üyesi, ifade ettiğim gibi aynı zamanda da Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı hocamız. Dolayısıyla bu konuda konuşabilecek en yetkin isimlerden biri ve vakit ayırdı geldi. Hocam çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Için. Sağ olun. Gündem ötesi etiketiyle yazıyorsunuz. Instagram'dan, Twitter'dan biz de burada not alıyoruz. Arkadaşlarım da bana gönderiyorlar. Hatta hızlıca neler merak edilmiş böyle okuyayım. Ondan sonra da tek tek yanıtlarız sevgili hocam. Mesela diyor ki seyircilerimiz. Ha mesela bilim kurulunun kararlarının nasıl alındığını merak eden var. Fatih Bey'in sorusu. Özlem Hanım'ın sorusu. Emziren anneyim diyor. Ben ne yapacağım? Eşim aşısı ne oldu? Ben tedirginim diyen var. Sonra birinci dozunu olduktan sonra vücudum çok kötü hissettim. İşte döküntüm oldu. İkinci olayım mı diye soran var. Hala çok böyle bilindik soruları soranlar var. Dokundum mu geçer falan. Ama onu da önünden şey yaparız. Vaka sayısında öngörülen bir sınır var mı? Çin'de hastalık ne durumda? Beytullah Bey'in soruları. Aşı pasaportu ile ilgili sorular gelmiş. Kızının yaşı küçükmüş, bununla ilgili sorular var, çocuklarla ilgili sorular var. Ondan sonra yani bunların hepsi not alınmış vaziyette, söz veriyorum atlamayacağım diye umut ediyorum. Tabii çok geliyor ama dediğim gibi etiketi kullanırsanız sorunuzu görme ihtimalimiz daha yüksek olacak. Hemen şöyle başlayalım. Şimdi vaka sayısı 3 gündür 22 binin üzerinde, yani Mayıs ayına dönmüş vaziyetteyiz. Delta varyantı 132 ülkede gözüküyor. Avrupa'daki seyirle Türkiye'nin seyirinin de aynı olduğu ifade ediliyor. Şimdi bir taraftan da toplum bağışıklığı deniyor. İşte biz ne vaziyetteyiz deniyor vesaire. Türkiye ve dünyayı da kıyaslayalım. Ülkemizdeki durumu bir görelim. Siz bazı tablolar getirdiniz, grafikler getirdiniz. Onlar üzerinden güncel bilgileri olur, alalım. Tabii. Sağ olun hocam. Buyurun. Hemen hatta o grafiklerle başlayabiliriz. Birincisiyle tamam. Arkadaşlarımız yansıtırlarsa. Öncelikle aslında dünyadan gitmek herhalde daha doğru olacaktır. Aslında dünyaya baktığımızda bu Dünya Sağlık Örgütü'nün web sayfasında yer alan bir bilgi, kamuya açık bir bilgi. Baktığımız zaman açıkçası dünyada yaklaşık 197 milyon kadar vaka var. Çok ciddi bir rakam aslında bu açıdan baktığınızda. Ama ölümler 4 milyon 200 bin civarında. Yani kabaca düşündüğümüzde %2 civarında bir ölüme sebep olduğunu düşünmek mümkün. Tabii bununla ilgili şu yorum çok önemli. Bazıları diyor ki %2 öldürücülüğü olan bir hastalık için neden bu denli çok çaba harcanıyor? Çünkü her insan çok değerli. İnsanları kolaylıkla engellenebilir bir nedenle niye kaybederim ki açıkçası? Bu yüzden bu çabalar sarf ediyor, bu kadar emek sarf ediyor. Yalnız grafik bakın bize şunu söylüyor. Geçmiş tarihten şimdi şöyle ilerleyip gidersek, bakın dalgalanmayı burada çok rahat görebiliyoruz açıkçası. Örneğin yılbaşından itibaren tanı koyulun düşünelim dünyada. Artışlar söz konusu oluyor, gidiyor. Daha sonra Ocak ayında artıyor, Eylül'de artıyor, Mart'ta artıyor, devam edip gidiyor. Yine aynı şekilde ölümlere baktığımızda ölümlerin başlangıçta çok olduğunu, sonra sonbahara geldiğimizde geçen sene yine şu December 31'de yazan, Aralık 31'de yazan da çok olduğunu, sonra ama artarak gittiğini görüyoruz ama ölümler tabii dünyanın bölgelerine göre değişiyor Pelin Hanım. Burada da aşılanmanın ve sağlık sisteminin yeterliğinin çok fazla etkisi var açıkçası. Yine öyle bir grafiğimiz de vardı. Onu da yansıtırlarsa tamam, arkadaşımız üzerinden daha rahat gideriz düşüncesindeyim. Evet bakın bu Dünya Sağlık Örgütü bölgelerine göre durum. Biliyorsunuz dünyada her yer birbirinden farklı. Hatta
aşı eşitsizliği diye bir kavram var. Sağlıklı eşitsizlikten kaynaklanıyor. Dünyada halen 100'den fazla ülke maalesef aşıya erişememiş durumda. Hiç daha aşı olmamış ülkeler var. Hatta öyle ki bir ara çok tartışma konusu olan biliyorsunuz İngiltere'nin Oxford'un AstraZeneca aşısı vardı. Evet. Bu yan etki olma ihtimali yüksek aşıları bile almak için hatta parasıyla almak için sırada bekleyen Afrika ülkeleri var. O denli aslında zor da bir durum yaşıyor dünya. O yüzden pandemi sağlıklı eşitsizlikleri de bize çok gösterdi aslında. Dünyanın her yerinde sağlık hizmeti eşit düzeyde şimdi, değil. Belki okuyamayan seyircilerimiz vardır. Biraz uzak kaçıyor tabii. Sarılar Amerika. Evet. Yeşiller Avrupa. Güneydoğu Asya koyu böyle morla gösteriliyor. Doğu Akdeniz yeşil. En altta da Japonya gibi evet, yerler var. Evet, şimdi bakın burada önemliden konuşuyor. Hala Amerika vakaların en çok görüldüğü yer. Evet. Pandeminin başlangıcında bir Çin'de görüldü. Sonra biliyorsunuz Avrupa'ya geldi. Sonra Şubat, Mart itibaren 2020 yılından itibaren Amerika'ya gitti. Ve halen Amerika liderliği yürütüyor. Ama burada dikkat çekici bir şey var açıkçası. Yakın zamana bakarsak mor renkli olan Güneydoğu Asya'da çok ciddi bir artış söz konusu oldu. Burada da tabii varyant suçlar. Delta gibi bileşenlerin çok fazla etkisi var. Ayrıca Güneydoğu Asya'da genel olarak baktığımızda insanların yaşam koşulları çok elverişli değil. Çok kalabalık ve bir arada yaşıyorlar. Temizlik hijyene çok dikkat etmiyorlar. Hindistan ve benzeri ülkelere baktığımızda. Ve aynı zamanda oralarda da bir sonraki grafikte de onu göreceğiz. Vefatlar da maalesef daha fazla. Hayatını kaybedenler daha fazla. Çünkü o ülkelerde hem aşılama yeterli düzeyde değil hem de sağlık sistemi yeterli düzeyde değil. Şimdi vefat tablomuza geldik. Şimdi vefat tablomuza baktığımızda... Yansım Amerika çok güzel aşı yaptı. Evet. O yüzden de zaten dikkat edersek deminkine göre vefatları azaldı aslında. Yani hastalığı belli bir seviyede gidiyor Amerika'nın. Evet. Vefatları azalmış durumda. Hayatını kaybedenler azalıyor Amerika'da. Yalnız tabii aşı olmuş olmak demek bu hastalığı yani bu virüsü kapmayacaksın anlamına tabii ki gelmiyor. Hemen aslında onu da buradan açığa kavuşturalım. Sonra şu Hindistan'ın durum üzerinden gidelim. Tamam. Aşı olmak aslında şu anlama geliyor. Aşı olan kişiler hastalığı ağır geçirmiyorlar. Ağır hasta olmuyorlar. Ağır hasta olmadıkları için tabii hastaneye gelmiyorlar. Sağlık sistemleri zorlanmıyor. Bu çok önemli bir konu. Ama bunun yanında aşı olan kişilerde virüs bulaşsa dahi virüs az üretildiği için çevreye bulaştırıcılığı da az oluyor. Diyelim ki Pelin Hanım siz ve biz aşı olarak burada bulunuyoruz. Evet. Burada başka bir kişi bulunsun. Bu kişi de aşısız olsun. Ve diyelim ki ben enfekte olmuş olayım. Ben enfekte olduğum zaman hastalığı ağır geçirmediğim için öksürmemde, aksırmamda, konuşmamda buradaki belki aşısız insana bile hastalığı daha az bulaştırabileceğim. Hele ki buradaki diğer üçüncü kişi de aşılıysa hiç bulaştırmayacağım bile. Çünkü zaten az öksürüğümle, aksırığımla çıkacak. Siz aşılı size geçmeyecek, diğer arkadaşımıza da geçmeyecek. Peki siz şimdi aşılısınız. Ben aşılıyım, evet. Ne desin aşınız? Kaç doz oldunuz? Ben 3 doz aşı oldum. Sağlık çalışanları biliyorsunuz ve 50 yaş üzeri olanlar 3 doz aşı olabiliyor şu tamam, an için baktığımızda. Tamam, ben de 2 doz oldum. Ben 2 doz BioNTech oldum. Evet. Şu şekilde oturuyoruz. Evet. Aslında mesafemiz var. Normalde ekranda görünenden daha çok fazla, daha fazla bir mesafe evet, var burada. Evet. Daha yakın gibi gözüküyor. Hatta biz bu masayı pandemiden sonra hemen yaptırdık. Bir de alanımız geniş. Alanımız havalandırma geniş. Var. Evet, evet. Havalandırma. Biz birbirimiz diyelim ki böyle oturmuyorduk da bir bankta oturuyorduk yan yana sohbet ediyorduk. Ben size soru soruyordum. Birbirimize geçirme olasılığımız neydi? Fizik mesafe burada çok etkili açıkçası. Eğer ikimiz, yani ikimiz aşılı tabii, olduğumuz ikimiz halde. İkimiz aşılı olduğumuz halde diyelim ki birimiz enfekte isek açıkçası. Eğer fizik mesafeye uymuyorsak yani arada bir metreden daha az bir mesafe varsa birimiz enfekte isek diğerimize bulaşabilir. Tabii maske takmıyorsak kapalı alandaysa özellikle. Ama açık alandaysak 1,5 metreye uyuyorsak her ikimiz de eğer aşılı isek ve tabii çevremizde diğer insanlar da aynı bankta oturmuyorsa bu konuşmada bize virüs bulaşması çok düşük ihtimal. Yine bulaşabilir ama yani çok düşük ihtimal. Peki arabada gidiyoruz. Arabada giderken mutlaka cam açmak ya da küçük aralamak gerekiyor. Yani dört kişi arabada, dördümüz de aşılıyız. Yine de diyorsunuz. Yine mutlaka içeriye temiz hava almak gerekiyor. Pek çok yayın var aslında bu konuda. Son dönem yayınlara baktığımızda özellikle ortamda temiz hava bulunmasının, ortamın temiz hava ile havalandırılmasının çok etkili olduğu gözüküyor. Hatta hem kendi deneyimim hem de çevremden, hatta Türkiye'deki pek çok vatandaşımızdan, dünyadaki insanlara şuna şahit oluyoruz. Evlerde genelde doğalgaz ya da tüpün olduğu yerde camlarda bir havalandırma vardır. Maalesef bazı vatandaşlarımız orayı kapatıyorlar. Evin içine taze hava girmesini engelliyorlar. Bir de malum plastik camlar olunca evin içi hiç havalanmıyor açıkçası. Bu nedenle
çok kış koşullarında belki bu olmayabilir ama mutlaka evde bir camı ters açmak ya da havalandırmalı yapmak, mutlaka ortama temiz hava girmesine izin vermek zorundayız. Peki şirketlerde şu havalandırmalar işe yarıyor mu? Temiz hava ile eğer havalanıyorsa işe yarıyor. Ama burada tabii plazaların bir sorunu olduğunu ifade etmek gerekiyor. Orada cam da açılıyor. Plazalarda çünkü cam açılmıyor. Genelde kapalı sistem havalandırma yapılıyor. Dışarıdan temiz hava alıp içeriye verilen sistemler var. Pek çok yerde ben de şahit oluyorum. Konuşuyoruz, danışıyorlar. Ama şöyle bir durum da oluyor maalesef. İçeriye temiz hava girmediği için açıkçası o havalandırma her yere gidemiyor. Örneğin lavabolar o kadar gitmiyor. Mutfak alanına o kadar gitmiyor. O yüzden baktığımızda belki çalışma koşullarını yeniden gözden geçirmek gerekecek. Mutlaka insanların temiz havayla bir arada olduğu koşulları sağlamak gerekecek. Ve bu aslında temiz hava konusu çok önemli. Arabadan girdiniz ama toplu taşıma için de bu çok önemli. Tabii ki. Minibüste, otobüste, metroda havanın açık gelmesi, içeriye temiz hava gelmesi. Evimizde aynı şekilde. Misafir gelince özellikle, hani eskiden de olurdu aslında. Tabii. Misafir gelip gelince bir havalandırılır ev. Sonra bir koltuklar düzeltilir gibi. Bu önemli. İş yerinde mutlaka temiz, taze havayla havalandırma önemli. Bunu uyulan yerlerde vakaların daha az olduğunu, aile içi bulaşın da olmadığını şahit oluyoruz. Hatta aşı yokken de böyle olduğunu ifade edebiliriz. Uçak? Uçakta kapalı bir havalandırma sistemi kullanıyorlar. 3 dakikada bir yenilediğini ifade ediyorlar. Öyle olduğunu düşünüyorum ben de. Ama uçakta maskeyi çıkarmak riskli bir davranış. Çünkü fizik mesafe çok az. Şimdi ben çok uçtum. Pandemi döneminde de yani biraz daha böyle rahata erdiğimizde filan. Açıkçası Allah'a çok şükür olmadım. Ama hiç çıkarmadım maskemi. Hiç çıkarmadım. Yani demek ki dikkat edildiğinde... Ben de aynı örneği verebilirim. Ben de çok fazla seyahat yaptım. Yurt dışına da gittim, yurt dışına da gittim. Biliyorsunuz ama ben şöyle bir yaklaşım benimsedim uçakta. Bildiğiniz basit cerrahi maskeyi taktıktan sonra uçakta üzerine hava yolları veriyor zaten. Hangi uçakla giderseniz gidin. Üzerine öbür maskeyi taktım. Siz çift taktınız. Çift taktım uçakta. Ben de hiç çıkarmadım ama. Hiç çıkarmadım uçakta. Hatta havaalanın içine girdikten sonra ikinci maskeyi taktım. Çünkü kalabalık bir ortam. Öyle. Çok fazla insan geliyor. Yurt içinden, yurt dışından. Çift maskeyle seyahat ettim. Uçaktan inince de o ikinci maskeyi çıkardım üzerindeki maskeyi. Hemen çöpe attım. İçerideki maskeyle devam ettim. Siz az önce şu Hindistan'a konuşacağız dediniz. Onun arkasından da Delta'yı soracağım size. Hani Delta ile ilgili çok dikkatli olun deniyor ya yani. Bizim bildiğimizin haricinde ne derece etkili onu şimdi, merak ediyorum. Bakın bir öncekine bir geri dönebilirsek aradaki bütünlük açısından hastalarla ilgili olana. Bakın hastalarla ilgili olarak tanı koyulan vakalarla ilgili olarak Amerika çok yüksek gitti. Evet. Ama vefatların düşürmüş belli bir seviyeye geldiğimizde. Şimdi Hindistan'da vakalar sonradan artmaya başladı. Hemen ilerleyelim. Bahar dönemiyle beraber artmaya başladı. Ama şimdi göreceğiz ki bakın ölümler çok fazla olmaya başladı Hindistan'da. Evet. Hindistan'da çok fazla olmaya başladı. Bakın evet. Avrupa kendi bir hali korudu aslında baktığımızda. Bunun da nedeni açıkçası... Avrupa yeşil. Tabii. Gerçi çünkü, bir şey söyleyeceğim. Avrupa da şurada çok fena pik yapmış. Şimdi Mart ayında açıkçası çoğu ülke bir araya geldi. Yani normalleşme süreçlerine çok hızlı geçtiler açıkçası. Burada da aşılamanın verdiği bir özgüven olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle İngiltere, İspanya, Almanya gibi %50 düzeyinde aşılama yapan ülkeler hızlı bir şekilde açıldılar. Bu açılmanın karşılığında da tabii vaka sayısında artışı gördüler. Burası çok çok önemli oldu. Ama Hindistan'da zaten bir kapanma durumu söz konusu değildi. Ama aşılı sayısı da çok az olduğu için açıkçası böyle bir süreç oldu. Şimdi yalnız burada ölümlerin çok önemli olduğunu söylemek gerekiyor. Delta varyantı ile ilgili. Şu an elimizdeki bilgi. Tüm varyantlar için açıkçası hemen hemen bunu söylemek lazım. Tüm virüsler zaten mutasyona uğrar. Hatta binlerce mutasyon söz konusudur. Koronavirüs için de bu geçerli. Maalesef bu virüslerin mutasyona uğrayan kısımları kalabalık olan yerlerde yaşayan insanlarda daha fazla oluyor. Bu nedenle bir an önce virüs kontrol edilmezse mutasyonla devam edeceğini de düşünmek mümkün açıkçası. Mutasyon tam ne demek? Mutasyon şu demek. Hani şu koronavirüsün şeklini... gösteriyoruz ya, yuvarlak topa benziyor. Dışarısı vantuz gibi çıkıntılar var. İşte bu çıkıntılarla virüs solunum yollarına yapışıyor. O vantuzlarla yapışıyor ve orada ne kadar çok birikim olursa tek bir koronavirüs parçacığıyla elbette enfeksiyon söz konusu. Aynen burada gördüğünüz gibi. Buradaki yapışan birimlerin değişmesi daha çok yapıştırıcı hale gelmesi olarak karşımıza çıkıyor. Ama tabii bunu da şöyle düşünmek gerekiyor. Mutasyon deyince iki türlü de olabilir. Bir bulaştırıcının artması ki Allah'tan
şu ana kadarki mutasyonlar için, ta İngiltere'de başlayan mutasyonlar, Brezilya, Afrika mutasyonları için de geçerli bu. Bulaştırıcının arttığı ile ilgili bilgiye sahibiz dünya literatüründe. Ancak öldürücülüğün arttığı ile ilgili bilgi elimizde kanıt olarak anladım. Yok. Yani mutasyona uğruyor virüs, daha hızlı bulaşıyor evet. Ama daha tehlikeli değil. Daha tehlikeli değil ama tabii daha hızlı bulaşan, daha çok hasta yapan bir şeyin daha çok insan etkileyeceğini düşündüğümüzde, daha kısa sürede etki yapacağını düşündüğümüzde elbette daha tehlike olabileceğini düşünebiliriz. Peki şimdi mesela Delta'da ya da Delta Plus'ta farklı olarak ne görüyoruz? Çok daha kısa sürede çok mi geçiyor? Çok daha kısa sürede bulaşıyorlar. Örneğin orijinal Çin virüsüne göre diyelim, Wuhan suçuna göre 100 kata kadar daha fazla olduğu ile ilgili hesaplamalar söz konusu. 100 kata kadar ne demek bu? Çok daha kısa süreli temasla, çok daha kısa süreli bir öksürük, bir aksırıkta bulaş söz konusu olabiliyor anlamına geliyor. Anladım. Mesela Covid'li birisi varsa normalde yanından geçtiğimizde ve çok sohbet etmediğimizde hep bulaşmıyordu. Tabii, ama mesela belki Delta bulaşacak. Tabii ben burada bir kötü alışkanlık olan sigaraya da atıf yaparak izin vereyim, müsaade ederseniz. Hep bunu çünkü yurt dışında da çok söylüyorlar. Örneğin iki tane vatandaş, kapalı yerde sigara içmek yasak, dışarıda sigara içiyorlar. Her ikisi de aşısızsa, eğer delta varyantı varsa, birbirinden çakmak alışverişi, sigara içtikleri takdirde biri enfekte ise diğerinin bulaşmama ihtimali yok gibi açıkçası. Ay, çok garip bir haber vardı geçen gün. Ya bunu da sorsam da bilmiyorum. Şu an Avustralya hükümet yetkililerine dayanarak Telegraf'ta bir haber çıktı. Onu takip etmedim orayı galiba. Korona diyor gazdan da bulaşıyor diyor. Öyle bir şey var mı? Gazdan derken? Yani insandan insana bu şekilde bulaşabiliyordu. Böyle bir şey yok. Hatta komedi gibi yok, bir yok. Haberdi yani ama. Yani kanıta da bilgi yok bununla ilgili. Yok değil mi? Tamam pekala. Şimdi yine seyirci sorularıyla devam edelim. Hatta şu soru tam da bu söylediğinize denk geldi. O zaman üzerinden geçelim. Belki yayınlamaya da gerek yok. Furkan Uslu'nun sorusuydu. Bize göndermiş. Vaka sayısının artışı mı bizi endişelendirmeli? Ölüm oranı mı diye. Aslında her ikisi de endişelendirmeli. Her ikisi de. Endişelenmeyecek bir şey yok. Çünkü artan vakalar yarın risk olup ölüme de sebep olabilir. Şöyle düşünelim. Bir kişi koronadan nasıl ölüyor? O hastalıkta enfekte olduktan sonra ölüyor. Artan vakalardan birisi belki antikoru yeterli olmayan, belki aşı olmamış, belki kronik bir hastalığı olan bir genç ya da bir büyük olabilir. O yüzden açıkçası tabii ki ölümlerden endişe etmeliyiz. Ama öyle bir mutant gelir de ölümleri daha fazla yaparsa o zaman çok çok fazla endişe etmemiz gerekiyor. Ya, ama şu an öyle ama, bir şey yok. Mi? Yani şu an gördüğümüz kadarıyla koronada öyle bir mutant söz konusu olmadı. Evet. Şu ana kadar. İnşallah da olmayacak. İnşallah. İnşallah. Ama bunun yolu da aslında buradan bir aşıya atıf yapmak gerekiyor. 2020 ile 2021 yılında aşı 2020 yılında yoktu biliyorsunuz. 2020 yılının başlarına baktığımızda, 2020 sonbaharda çıktı. Aşılı olan ve olmayan ülkelere baktığımızda, aşılamayı çift doz aşıyı %50 üzerine çıkan ülkelerle çıkarmayan ülkeleri kıyasladığımızda, örneğin İngiltere, Almanya, Fransa gibi ülkelerle, Hindistan, Endonezya'da Güney Afrika gibi ülkeleri kıyasladığımızda mutantlardan etkilenme hatta mutantlardan vefat arasında 20 kata kadar yakın fark olduğunu söyleyebiliriz. Bu kanıta dayalı bir bilgi. Evet. Yani aşılı olan bireylerde, toplumlarda, biraz sonra şu aşıyla ilgili grafiğimiz var, onu da gösteririz nasıl etki yaptığını. 20 kata kadar mutantlardan da koruduğunu söyleyebiliriz toplumun genelinde. Bu çok iyi, bu çok iyi bir şey. Evet. Şimdi seyircilerimizin sorularını böyle hızlı hızlı okuyorum. Tabii, tabii. Şimdi Beytullah Bey'in sorusu, ikinci dozdan sonra %95 olarak açıklanan antikor seviyesi kaç ay sonra yetersiz hale geliyor? Antikor seviyesini yüksek tutmanın yolu nedir? Kişiye bağlı bir şey değil antikor seviyesini yüksek tutmak haliyle. Değil mi? Şöyle yani yapabilecek bir şey yok. Portakal suyu içeyim, spor yapayım demekle açıkçası antikorun değişme şansı yok açıkçası. Kişinin immünolojik yapısı, bağışık sistemin yapısı. Ama mesela şey. Şahıstan şahısa nasıl yan tabii, etkiler falan değişiyorsa. Tabii tabii antikor seviyesi de değişebilir. Bağışıklık seviyesi değişebiliyor. Yani o yüzden bir genelleme yapılıyor. Biliyorsunuz aşılama 2020 güz döneminde başladı, Ekim ayında başladı. Değerlendiriliyor. Acaba 3 ay sonra olunca nasıl, 6 ay sonra nasıl, 1 yıl sonra nasıl gibi. Yani açıkçası yapılacak tek şey 2 doz aşı olan vatandaşımızsa bu. Süresi dolduğu zaman 50 yaş üzerindeyse zaten biliyorsunuz belli bir zaman dilinden sonra aşı yapıyoruz. Bu aşıyı olmak. Farklı bir şekilde antikor seviyesini ölçüp takip etmenin çok tabi anlamı yok. Kendi örnek vereyim. Ben 3 doz aşımı oldum ama hiç antikor baktırmadım. Baktırmadınız hiç mı? Hiç baktırmadım. O kadar hayır. Elinizin altında baktırmadınız hayır, mı? Hayır elinizin altında sonra. Hakikaten öyle. Gerçekten öyle. Hiç antikor baktırmadım. Hasta da olmadım Allah'a şükür şu ana kadar baktığımızda. Hı. Ama aşıların hepsi zamanda oldu. Peki ve çok dikkat ediyorum. Sizin üniversiteye gelsek diyelim ki ya ben 2 doz aşımı oldum ama huzursuzum.
bir baktırabilir miyim desem oluyor mu? Bakarız tabii. Gazi Üniversitesi Fakültesi'nde biz her şeye bakıyoruz fakültemizde. Ha. Bakarız tabii ama bunu yapmak yerine açıkçası vatandaşların zamanı gelince antikorlarına baktırılması ve devam etmesi gerekiyor. Hmm. Çünkü bu sefer de şöyle bir şey oluyor Pelin Hanım. Ya aşı olmadan önce bana antikor baktırsam mı? Antikorun düşmüş öyle mi baktırsam? Böyle günlük hani borsa gibi bir şey değil antikor düzeyi açıkçası. Hani sürekli insanlar böyle takıntılı şekilde şeye baktırır ya tansiyonuna. Evet, onun evet. Gibi. Yani onun gibi düşünmemek lazım. Yani eğer bir doz çok merak ediyorsa vatandaş tabii ki baktırabilir. En doğal hakkıdır her vatandaşın ama yani zamanında aşısını olmuşsa vatandaş eğer bir kronik hastalığı yoksa kendisini zaten insanlar biliyor. Bir hekime başvururlarsa tabii ki antikor da baktırabilir. Şimdi diyelim ki Ocak ayında oldu aşısını, ikinci doz aşısını oldu Ocak'ta. Hangi aya kadar rahat yaptıran? Şimdi Ocak ayında iki dozunu tamamladı diyorsunuz. Mesela? Eğer diyelim ki iki doz aşısını olduysa bu kişi 3 aydan sonra tekrar antikor oluşması için aşı yapılabilir gibi bir düşünce şu anda söz konusu. 3 aycık mı? 3 ay. Ama 6 aya kadar da uzayabiliyor. Açıkçası kişinin durumuna, yaşına, olası sağlık risklerine göre karar vermek gerekiyor. Anladım. 3 aydan 6 aya kadar ama diyorum ya ilk aşı bakın Ekim'de yapıldı. Bir yıl daha yeni bitiyor. Ekim ayında mesela bir yıla kadar antikor oluşuyorsa ne kadar oluşuyor? Ayrıca oluşan bu antikor varyantlara karşı da koruyor mu? Ancak bu sorunun cevaplarını görmeye başlayacağız. Seneye bu zaman inşallah korona biter. İnşallah daha sağlıklı olmayı konuşuruz. O zaman geldiğinde 6 aylıkken yapılında nasıl, 1 yıllıkken yapılında nasıl, antikor ne kadar kalıyor cevabını vermek çok daha kolay olacak açıkçası. Instagram'dan Fatih Bey'in sorusu diyor ki Pelin Hanım ikinci doz Sinovac, iki dozu da Sinovac oldum, üçüncü dozu BioNTech oldum. Bunun bilimsel dayanağını çok merak ediyorum. Neden üçüncü doz yine Sinovac olmadım? İsterse olabilirdi aslında bir engel yok bunda. Yani diyebilir mi ben? Tabii. Yani tercihe bağlı. Üçüncü doz şöyle. İlk iki dozu aynı aşıyla olması yönünde hem üreticilerin hem de bilim camiasının bir önerisi var. Yani Sinovac, Sinovac. BioNTech, BioNTech. Üçüncü dozla ilgili olarak da Sinovac üzerine BioNTech olması gibi bir yaklaşım olduğu gibi iki doz Sinovac üzerine yine Sinovac da olabilir. Bir engeli yok bunun. Cumhurbaşkanımız? Bilmiyorum. Tamam peki. Şimdi ha bak mesela bu da öyle Öztürk Uğur Ser diyor ki ilk iki aşım Sinovac, üçüncü aşımı da Sinovac olsam fark eder mi? BioNTech olmalı mıyım? Diyor işte buyurun. Aynı şey. Bunun aynı cevabı. Şey. Yani Pelin Hanım şöyle düşünmek gerekiyor aslında. %80'ler, 82'ler, 90'ları konuşuyoruz ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki pandemi döneminde eğer bir aşı %50 düzeyinde ağır hastalıktan koruyorsa o etkilidir. Türkiye'de kullanılan aşıların Türkiye sonuçlarına göre baktığımızda %90'dan fazla aşılarımız, Türkiye'de kullanılan aşılar ağır hasta olmaktan koruyor. Ölümden neredeyse %100'e yakın koruyorlar. En son Bakan Bey biliyorsunuz Çarşamba Bilim Kurumu sonrası açıklama yaptı. Evet. Hastanede yatan her 20 koronavirüs hastasından 19'u aşısız olan insanlar. Öyle. Her tanı alan 100 kişiden 87'si aşısız olanlar. Bunların içerisinde sadece kişi kendisi tanı alıyor ama belki genç bir vatandaşımız, kardeşimiz 20-30 yaşlarda koronavirüs hastası oldu, aşı değil. Aşılı değil, evine götürdü. Belki bir büyüğümüz de aşılı değil. O hasta oldu, hayatını kaybetti. Tüm bunları bir arada düşünmek gerekiyor açıkçası. Tabii ki. Yani şöyle, şu aşı karşıtlarına baktığımız zaman, şimdi bir ara çip bize takacaklar deniyordu. Ondan sonra birisi de şey diye yorum yaptı ya, ya bununla çip takacak olan adam ekmek de sana onu yedirir takar dedi. Şimdi geç. Bir ara kısırlık deniyordu ki zaten evet. O galiba hala çok yaygın. Kısır yani olacağım en çok konuşulan konu bu. İlginç ilginci her yaştan insanlar bunu merak ediyorlar. Geçenlerde 70 küsur yaşta bir amcamız bana sordu. Oğlum kısırlık yapıyor mu diye. Evet. Ben dedim şu an elimizde böyle bir kanıt yok. Yani kısırlık yaptığına dair. Ama tabii bir yıl sonra değerlendirmeyin de 70 yaştaki bir insan için ne gibi etkisi var bilemedim. Peki bir şey söyleyeceğim. O 70 yaşındaki amcamız herhalde daha baba olmayı düşünüyor. Dede torun, torun sahibi. Ha tamam yani siz demediniz mi amcacığım hani sen ne yapacaksın kısır yapıyor yani. Şimdi artık hani soru soracak durumda da değiliz. O kadar çok soru geliyor ki ben artık şu haldeyim Pelin Hanım. Kim ne soruyorsa olabildiğince bilgim ve gücüm yettiğince cevaplamaya çalışıyorum. Tabii. İnsanları doğru yöne yönlendirmeye çalışıyorum. Peki, sorsanız çünkü başka bir şey geliyor arzından bu sefer. Şey aklıma geldi. Şimdi bu 70 yaşındaki amcamız bunu merak ettiğine göre acaba o başka bir şey mi merak ediyor? Yani kısırlık aklıma gelmedi acaba, değil açıkçası. Böyle hani iktidarsızlıkla ilgili mi? Acaba orada mı? Böyle bir düşünce tarzı söz konusu olabilir. Özellikle biliyorsunuz gençler arasında aşıya ilgi çok düşük.
gençler arasındaki aşı ilgi düşüklüğü içinde de yani kısırlıkla beraber acaba hani diğer farklı konular da akla geliyor mu diye düşünmüyor değilim kendi adıma. Ha. Çünkü en aşıya ilgisi olanlar bütün dünyada 18 ile 24 yaş arasındakiler. 30 yaşın altı yine ilgisiz. Yukarıya doğru gittikçe aşı ilgi artıyor haliyle. Peki bu yönde bir yan etki bildirildi mi? Şu an yani kadar böyle kanıtlı bir bilgi söz konusu değil. Ha. Kanıtlı bilgi yok bu konuda. Anladım. Şeyler var, temkinli yaklaşanlar var. Yani diyorlar ki şu kadar zaman geçsin, ondan sonra biz bir görelim insanlara bu aşı ne yapıyor, ona göre yaptıracağız veya yaptırmayacağız. Biraz canı kıymetli kimilerinin ama şöyle bir gerçeklik de var. Şimdi eğer bu tetanos gibi bir şey olsa, diyeceğiz ki tetanos hastalığı, aşı olmazsan senin sorunun, sen hasta olursun, bak hayatını kaybedersin diye söyleriz. Ama burada aşı olmadığı takdirde toplumsal sorumluluk devreye giriyor. Bir kişi aşı olmadığı takdirde sadece kendi o hastalıkla yüzleşmiyor. Onun çevresi, ailesi, sevdikleri, iş arkadaşları, metroda beraber bindiği insanlar, aslında bütün Türkiye, hatta bütün dünya riski altında kalıyor. Ayrıca aşının etkili olabilmesi için şöyle bir durum söz konusu. Şimdi günlük rakamları birazdan görürüz, Türkiye'nin rakamları. %45-46'ya geldi galiba çift doz aşılı sayısı. Çok güzel gelişmeler bunlar. Tek doz aşıda da 3'te 2'yi geçmiş durumdayız açıkçası. Şimdi evet tam da herhalde burada evet dediğim gibi %43'e gelmiş. 43 düzeyinde. %66'da yani 3'te 2'de birinci doz olmuş. En önemli bu tablodaki veri o aslında. İki doz aşı bakın %50'ye doğru gidiyoruz hızlı bir şekilde. Güzel. Bakan Bey'in ifadesiyle günde 1 milyon 200 bin civarında gidiyoruz ki bayramda bu 150-200 binlere kadar düşmüştü. Şimdi aşı da belli bir zaman diliminde örneğin Ağustos ayı boyunca şu iki doz aşı rakamın %70-80 olduğunu görsek belki de sonbahar hiç koronayı konuşmayacağız açıkçası. Öyle şimdi mi? Çünkü az önce de ifade ettik ya antikorların da bir ömrü var insanın hayatında. Hı hı. Koronavirüs antikorlarının. Yani bu antikorlar 3 ay durabilir, 2 ay durabilir, 6 ay durabilir. Kişiye göre fark edebilir. Ama genel olarak baktığımızda 6 ay kadar antikorların var olduğunu görüyoruz. Şimdi kiminin hazır bizde antikor yani yaptırmışların antikorları daha yerindeyken yaptırmamışlar da gelirse aynen o öyle. Zaman tam onu söylüyorum. Büyüklerimizin şimdi antikorları var. Evet. Eleştiri büyüklerimizin antikorları var. Bir kısım vatandaşımız hastalığı yeni geçirdi. Yeni geçirip de bir doz aşı olanlar var. Hızlıca aşı oluyor ama yani sonbaharı beklemek aşı kararı için ya da sonrası için ya da Türk aşısını bekleyeyim diyorlar. Ben de keşke Türk aşısı olsa da Türk aşısı olsaydım. Ama öyle bir seçeneğimiz yok şu anda. Şu an elimize baktığımızda ne kadar çabuk şu %43.93 olan ikinci doz ortalaması yukarı çıkarırsak o kadar çabuk bundan kurtulacağımızı ifade etmek gerekiyor. Yani belli bir zaman dilimde kişi eğer yeterli koronavirüs antikorunu bulunan kişi sayısı toplumda artarsa o zaman hastalığın üstesinden çok rahatlıkla gelebiliriz. Şu anda mavi gördükleriniz en az risk taşıyan iller. Evet, mavi gördüklerimiz aşılanması iyi olan illerimiz. Aşılanması iyi olan. Mesela bravo valla Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Aydın, Muğla. Bir dakika yalnız şu Muğla bu bayramda dahil mi bu Muğla'ya? Tabii, bayramdan aşılama sonraki hallerini bilmiyoruz ama değil mi yani? Ama aşılama bu şimdi. Ha bu aşılama. Tabii, aşı, bu peki aşı. Şeyde var mı elimizde arkadaşlar? Öyle bir grafiğimiz var mı? Bir önceki haftanın iki var ama yine Muğla'da vaka sayısı da bakalım. Tamam orada da güzel. Valla şu arada bir Amasya kalmış ama kıpkırmızı olanlar herhalde en az aşılılar öyle evet, mi? Evet daha çok Karadeniz'de bir iki ilimiz, Doğu ve Güneydoğu illerimiz. Onlar da %50 civarında. Ama bak Hakkari bravo mesela Hakkari sarıda kalmış. Evet ama bu rakamlar da bakın. Yalnız benim, sizin memleket. Valla Elazığ'a ben bir geri gitmem lazım. Söyleyeceğim izleyicilerimize. Bizi ne yaptınız burada diye. Ne yaptınız hocam gerçekten. Mustafa Necmi İlhan'ın memleketi Elazığ. Haftaya oradayım. Perşembe, Cuma. Olmaz kim ama hocam. Olmak istiyorsa gelsin diye. Bakayım Batman, evet. Siirt, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Diyarbakır, Mardin. Ooo oralar bak Bayburt. Şimdi bu bölgeler tabii kırmızı olanlar Pelin Hanım aslında genç nüfusun çok olduğu illerimiz. Ha, aslında normalde istatistiksel tabii olarak tabii da beklenebilir. Yani şöyle beklenebilir bir şey açıkçası. Anladım. Yani 18-24 yaş arası gençlerimiz daha çok olduğu için bu illerde fazla. Bir ama de gençler sevgili hocam onların anaları var, babaları tabii, var. Tabii tam da onu söyleyeceğim. İşte burada evdekilere virüsü taşımamak gerekiyor. Arkadaşlara virüsü taşımamak gerekiyor. Tabii ki. Yarın okuldan açılması istiyoruz. Günde en az 50 tane mesaj geliyor. Üniversiteler, vallahi okullar, bize de liseler. Bize bir sürü gelmiş. Yani okulları açmak için antikor düzeyi yüksek bir toplum oluşturmak durumundayız açıkçası. Böyle bakmak. Ayhan Koçak. Ayhan hocamızı öpüyorum. Kendisini çok severim.
Bizim yani oğlanın Ömer'in de anaokulu öğretmeniydi, çok da tatlıdır. Diyor ki öğrencilerimiz de okullarına kavuşabilecek miyiz? Yüz yüze eğitime başlayabilecek miyiz? Sizce bu sene yine okullar sık sık kapanır mı? Öngörünüzü soruyor tabii ki hocamız. Bir öğretmen olarak bunun yaşanmamasını diliyorum, yani artık açılsın ve öyle gitsin diyor. Bir de şu sorun var hocamıza, aşı durumu söz konusu olabilir mi çocuklara? Mesela Fransa'da 12'den itibaren yapıyorlar değil mi? Şimdi Türkiye'de 16 yaşını doldurmuş vatandaşlarımız aşı oluyor. Ben kendimden de bir örnek vereyim. Benim oğlum 17 yaşında. Ayı geldiği için, yani şu an için 1 Ağustos itibariyle 17 yaşından gün alan çocuklarımıza aşı yapıyoruz Türkiye'de. Ben oğluma bayramdan sonra aşı yaptırdım. Bayramdan hemen akabinde aşı yaptırdım. Birinci doz aşısını oldu. İkincisi de inşallah Ağustos ayı içerisinde olacak. Daha alt yaş grupları için Pelin Hanım 12-16 için Amerika ile bir çalışması var. Avrupa'da var. Avusturya'da benzer bir çalışma var. Almanya'da benzer bir çalışma var ama şu an bunun değerlendirmesini yapmak gerekiyor. Hı hı. İnanın bilim kurumunda gerçekten her alandan çok uzman hocalarımız var. Çocuk uzmanı, enfeksiyon uzmanı, bizim gibi halk sağlığı uzmanları, aynı zamanda sosyolog hocamız var. Ekonomist hocamız var, psikiyatrist hocamız var, tarih hocamız var. Baktığınız zaman göğüs hastalıkları, enfeksiyon sadece tıbbi teknik bir alandan oluşmuyor aslında bilim kurulundaki hocalarımız. Hı hı. Ve bunun her boyutunu birlikte değerlendiriyoruz. Ama bu konuya baktığımızda Türkiye için bu tabii gayri resmi bir rakam. Ama kendi gözlemim, pek çok arkadaşımızla konuştuğumuzda, baktığımızda hastanede yatarak tedavi gören koronavirüs hastası çocukların tamamına yakının başka bir sağlık sorunu var önceden gelen. Başka bir sağlık sorunu var. Hiç sağlık sorunu olmasa da çocuklar korona oluyorlar yalnız. Bunun ayırdığına varmak gerekiyor. Evet, çok annesi geliyormuş korona hatta. Olmuş, tabii, tabii, babası duydum. Korona olmuş. Ama çabuk iki günde evet, geçiyor onlar da diyorlar. Ama baktığımız zaman işte tüm bu bilgileri, ama bir yandan da okullar bulaştırıcının çok olacağı bir yer. Çocukların kaynaşmasının önüne geçemeyiz. Hepimiz çoluk çocuk sahibiyiz baktığımızda. Bunu tartışıyoruz. Henüz bunun için karar vermek için belki erken. Ama bir yandan da velilerimiz de şöyle düşünebilirler, hocamızın sorusu üzerine diye düşünüyorum. Aslında biz hepimiz belli bir seviyede aşılanırsak, velilerimiz, öğretmenlerimiz, servis çalışanları, kantin çalışanları gibi kişiler, toplumdaki diğer kişiler belli bir seviyede aşılanırsa açıkçası çocuklarımızın belki aşılanma konusunu tartışmayabiliriz de baktığımızda. İnsomnia isimli seyircimiz demiş ki Instagram'dan yazıyor. Bu arada Twitter'dan, Instagram'dan gündem ötesi etiketiyle yazmanızı rica ediyorum. Diyor ki yaklaşık bir yıl önce oğlum korona oldu, atlattı. Lakin hala koku alamıyor. Her yolu denedik. Biz ne yapacağız diyor. Çok geçmiş olsun. Yaşı tabii yazmamış ama hep şunu söylüyorum. Yine sizle de konuştuk daha önceki sohbetlerimizde de uzaktan doktorluk yapmak diye bir şey yok. Kim diyorsa hani uzaktan doktorluk yapmak için şunu alın bunu alın hiç dinlemesinler diye düşünüyorum. Ama bu vatandaşımız özelinde hemen şöyle bir önerde bulunayım. Bir yıl uzunca bir süre aslında. Evet. Altta yatan başka bir sorun olabilir. Kulak burun boğaz hastalıklarıyla ilgili bir uzmana gitmesi, kulak burun boğaz uzmanına gitmesi çok doğru olacaktır. Onlarla bir danışsınlar daha doğru olur. Yani işin uzmanı hekimlere gitmek en doğru yaklaşımdır. Yoksa buradan bir öneride bulunmak tamamen yanlış bir yaklaşım olur. Ya Dilek Hanımcığım şöyle bir şey sormuş. Şöyle bir şey de söyleniyor. 5 sene sonra insanlar yaptıranlar ölecekmiş. Ya bu nereden çıkıyor ben anlamıyorum. Yani işte söyleniyor. Ya söyleniyor. Bir de niye 5 sene? Evet, yani beş niye 5 sene? Neye kurulmuş ki bu? Öyle değil mi? Yani evet 5 sene sonra neye göre? Neye göre 5 sene? Ah Dilek Hanım ama olsun merak ediyorlar yine evet, de evet, evet. Biz de soracağız tabii. Tabii. Ondan sonra şimdi diyor ki Mehmet Bey güzel. Sanayi kesiminde çalışanlar iş eldivenlerini vardiya değişimlerinde şey yapıyorlarmış, birlikte kullanıyorlarmış. Bir eldiveni birçok kişi kullanıyor diyor. Doğru bir şey ilgili, değil tabii. Doğru bir uyarımız şey değil. Olacak mı diye tabii, soruyor. Tabii tabii. Aslında benim halk sağlığının yanında ikinci uzmanım da iş sağlığı. Tam da bizim konumuz açıkçası baktığımızda hemen ben ifade edeyim. Buyurun hocam. Bir kere tüm kişisel eşyalar, işle ilgili eşyalar işveren tarafından sağlanmalıdır ve kişiye özel olmalıdır. Eğer tek kullanımlık değilse. Yani iş eldiveni bir kişinin kendisine ait olmalıdır. O iş eldiveni sadece o kullanır. Tıpkı baretin olduğu gibi, önlüğün olduğu gibi, maskenin, kulaklığın, gözlüğün olduğu gibi çok net söyleyeyim. Bunun aksi durumda bir uygulama varsa da Çalışma Bakanlığı mevzuatı çok açık. İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü'nün mevzuatı, İş Sağlığı Güvenliği mevzuatımız. Hemen önünü keserler. Bu yanlış bir şey. Uygulamanın mutlaka durdurulması gerekiyor. Herkesin kendi ekipmanı olması gerekiyor. Pelin Metin isimli seyircimizin sorusu diyor ki alerjik olduğu için önce BioNTech olma demişler. Üçüncü aşı BioNTech
dedi. İlk ikisi Sinovac. Bu durumda alerjik reaksiyon olmaz mı? Şimdi iki Sinovac olmuş vatandaşımız, bir tane BioNTech olmuş. Şimdi BioNTech ol demişler de ama diyor yani alerjik bünyem var diyor. Şimdi Sinovac'la alerji olmamış galiba. Yine hani uzaktan ikilik gibi oluyor ama. Sinovac'la olmuş. Bence bu vatandaşımız alerji bünyesinin olduğunu biliyorsa, bununla ilgili zaten bir hekimin tedavisindedir. Mutlaka o hekimine danışsın. Eğer o hekimine danışmasında zorluk yaşıyorsa, diyelim tayin olduğu başka bir hekim, mutlaka aile hekimine danışsın, ona göre karar versin. Ha, tamam. Aile hekimimiz doğru yönlendirecektir. Tamam. Pandeminin 15 yıl süreceği öngörülüyor. Doğru mu? Yani şimdi zaman kestirmek çok zor. Ne zaman biteceğini söylemek de çok zor. Bu sene, geçen sene ya da ne zaman olacağını söylemek çok doğru bir cümle değil açıkçası ama aşı oldukça demin rakamlardan gördük. Vakalar kontrol edilebiliyor. Erkan Bey'in sorusu Twitter'dan gelmiş gündem ötesi etiketiyle. BioNTech aşısından sonra kan sulandırıcısı ilaçlar kullanmaya gerek var mı? Çok kullanan var kan sulandırıcı. Şöyle, eğer kişinin kronik hastalığı varsa ve kan sulandırıcı kullanıyorsa bunu ihmal etmeden kullanmaya devam etsin. Hemen şu cümleyi de aslında söyleyeyim. Çok da iyi bir noktaya aslında dikkat ettiniz, dikkat çektiniz. Eğer vatandaşımız ilaçlarını kullanıyorsa, kullandığı ilaçlar varsa bu ilaçlarını kullanmaya devam etsin aşı olurken de. Eğer ilaçlarıyla ilgili kendi tedavisini yapan doktorlar herhangi bir aşı olacaksan, şu olacaksan, bu olacaksan mutlaka bize danış diyorsa o zaman hekimine gitsin danışsın. Hı hı. Ama onun dışında ekstra bir ilaç kullanmak doğru değil. Hatta bazı vatandaşlarımız şöyle yapıyorlar. Hocam ben haftada 3 gün aspirin çiğniyorum diyor. Aa, evet. Bunlar açıkçası hiç önermiyoruz. Çünkü iki ucu keskin şeyler bunlar baktığınız zaman. Doktor önerisi dışında hiçbir şey kullanmayalım. Hı hı. En doğrusu bu açıkçası. Soru işaretimiz de varsa tedavi yapan doktor ya da aile hekimimize danışalım. Evet, leblebi gibi onu atanlar tabii, var. Tabii, evet, kesinlikle. Doğru. Merve Hanım'ın sorusu. Çocuk sahibi olmayı düşünenler aşı olmalı mı veya aşı olduktan sonra çocuk sahibi olmak için bekleyelim mi? Yani aşı herkesin olması gerekiyor açıkçası. Bu sorunun cevabı bu. Aha. Hani aşı olduktan sonra hamile kalmanın çocuğa bir zararı yok. Hatta yaklaşık 3 ay önce Ankara Şehir Hastanesi'nde bir meslektaşımız aşı olduktan sonra çocuğu da doğum yaptı. Ve çocuk da antikorlu olarak dünyaya çok geldi. Şık. Öyle mi? Evet, evet. Güzel. Gökçe Hanım demiş ki, buradan size sağlıkçı olarak sesleniyorum. Lütfen herkes aşısını olsun. Bir daha kaldırabilir miyim bilmiyorum. O kadar yorulduk ki demiş. Şimdi çok çok haklı. Çünkü, Allah razı olsun. Ben kendi örnek vereyim örneğin ki 2 yıldır bayramdan önceki bir hafta sadece izin yapabildim çocuklarla beraber, eşimle beraber. Bayramda bir de memlekete gidebildik, o kadar. Tabii bir de aktif yoğun bakımda çalışan arkadaşlarımız var. Hı hı. Biz sahadayız halk sağlıkçılar olarak, üniversitedeyiz. Direkt yoğun bakımda çalışan meslektaşlarımız var. Ve bunlar sadece hekim de değil. Hekim, hemşire, temizlik görevlisi, güvenlik görevlisi, laboratuvar teknisyeni, ambulans şoförü. Gerçekten çok yoruldular. Ama buradan sağlık çalışanları açısından da topluma örnek olması açısından bir şey de söyleyeyim aslında yeri gelmişken. Bakın son 1-2 aydır sağlık çalışanı ölümlerini hiç duymuyoruz koronadan. Evet, çok bunun şükür. Sebebi çünkü aşılamanın aşılar. Sağlık çalışanı %95'ten fazla ileriye gitmesi. Ama yorgunluk, tükenmişlik derseniz herkes gerçekten çok yoruldu. Gerçekten artık günlük işlerini yapmayı çok istiyorlar. Ve biliyorsunuz süreç dahilinde şöyle olmuştu. Allah'a şükür hiçbir aksaklık olmadı. Ben kendi Gazi Üniversitesi profesörüne örnek vereyim. Türkiye'nin dört bir yanında mezunlarımız, arkadaşlarımız, büyüklerimiz var. Onlardan da örnek vereyim. Ama yani haddin dolmaya geldiği, sınırda olduğumuz şeyleri çok yaşadık. Özellikle Eylül ayında Ankara'da, Ekim'de İstanbul'da biliyorsunuz. Ama kurumlarımız arası öyle bir iletişim oldu ki gerek devlet hastaneleri, şehir hastaneleri, üniversite hastaneleri, özel hastaneler, sağlık müdürlüklerimizle çok iyi bir iletişimde olduğumuz için örneğin bende diyelim bir kalp krizi hastası var. Sevk ettik şehir hastanesi. Şehir hastanesi dediğim koronavirüs polikliniğinde yoğunluk oldu. O bize başka bir hastayı sevk etti. Yani çok iyi bir şekilde açıkçası hem sürecin yönetimi hem de karşılıklı işbirliği bizler de çok iyi öğrendik sağlık çalışanları. Onu da söylemek istiyorum. Şimdi hastane deyince mesela şu cümleyi çok fazla duyuyorum çevremde. Diyelim ki bir rahatsızlığı var ya işte gitmedim doktora. Yani bu dönem çünkü hastaneye gitmek istemiyorum ama korona ile ilgili değil yani başka bir sıkıntısı var. Diyelim ki romatizmal bir hastalığı. Ha mesela. Evet. Korkalım mı hastaneye gitmeye? Şimdi bununla ilgili bir çalışma yaptık aslında biz. Bununla ilgili Ankara genelinde hem birinci basamakta
Sincan bölgesinde. Hani vatandaşlarımızın her düzeyi var. Çok kozmopolit bir yerde Sincan. Yaşlısı da var, genci de var. Hem de bizim üniversite hastanesinde acaba insanlar hastaneye gelmeyi tercih ediyor mu, etmiyor mu? Tam da pandeminin birinci yılını bitirecek şekilde düşünün. Bir yıl boyunca fark etmiş mi? İnanılmaz fark etmiş. Çok en az üçte biri sağlık sorunları için hastaneye gelmeyi ertelemişler. Evet, yoğun bakımların çok dolu olduğu zamanlarda, riskin çok yüksek olduğu zamanlarda belki hastaneye gelmek risk olabilir. Kalabalığa girmek risk olabilir ama onun dışında hastaneye gelmezsek o sağlık sorunlarımız da kronikleşir açıkçası. Ha. Az önce dedim ya, başvuran hiç kimse, yoğun bakım ihtiyacı olan, korona dışı ihtiyacı olanlar bile açıkçası açıkta kalmadı. Çünkü düşünelim, felç var, trafik kazası tabii var, ki kalp krizleri var, dünyanın bin türlü hali var. Bir sağlık sorunumuz varsa ertelemek doğru bir şey değil. Ama şunu da söylemeden yine geçmek istemiyorum. Estetik kaygılarla başvurular bir parça ertelenebilir açıkçası. Yani diyelim ki işte kimi burun estetiği yaptırmak istiyor. Veya dermatolojik konularda bir farklı bir yaklaşım olacak. Hastalık değil de. Bunlar açıkçası bir parça ertelenmek söz konusu. Keyfi, tam doğru söylüyorum. Ümmühan Hanım demiş ki aşıların olmuş biri kendisi COVID olmadan taşıyıcı olabilir mi? Elbette olabilir. Şöyle düşünelim. Kendisi COVID olmayabilir, asemptomatik geçirebilir. Ha. Öksürük, aksırıkla bulaşabilir. O yüzden diyoruz ya, eğer insanlar aşılı bile olmuş olsa, çok açık alanlarda değillerse, çok mesafe yoksa aralarında, mutlaka kapalı alanlarda herkes maske takmalı. Yusuf İslam Erdem, bu COVID-19 nüfus aşı oranı tam olarak yüzde kaça gelince biz maskeleri çıkaracağız ve kısıtlamalar şimdi kalkacak demiş. Şimdi toplumsal bağışıklık için %70 beklenen bir rakam. Ama %80 iyi bir rakam. Şuradan demin konuştuk ya, %43-44'lerde. Yani bundan biraz daha az olacak ama neredeyse bir bu kadar daha kişinin çift doz aşılı olmasına ihtiyacımız var ama. Hı hı. Şimdi maskeyi şöyle düşünmek gerekiyor. Daha önceden de şahit olmuştuk hepimiz. Gittiğimiz zamanlarda veya ekranda veya vatandaşlarımız sosyal medyadan görmüşlerdir. Mesela Japonlar, Çinliler, Koreliler günlük hayatta maske takmıyor açık alanda. Çok kalabalık bir yere gittikleri zaman metroya binerken ceplerine maske çıkarıp takıyorlar. Onlar pandemiden önce de mesela havaalanında görüyordum. Tabii onu söylemeye çalışıyorum. Evet. Yani belki inşallah en yakın zamanda diye bunu kalben söylüyorum. Hani maskeler şemsiye gibi olacak belki. Hep onu düşünüyorum. Yani cebimizde maskemiz olacak. Metroya, minibüse bindiğimizde maskemizi takacağız. Tekrar dışarı açık alana girdiğimizde maskemizi tekrar takacağız gibi düşünülebilir. Bu aralar benim çevremde 3-4 kişi de ben bunu duydum. Böyle artık onun adı ne bilmiyorum. Bir virüs mü ne? Boğaza yerleşiyor. Öksürük. Böyle dolu dolu. Evet. O ne? Evet. Yani şimdi şu durumda çok tartışılan virüsler başka var. Başka ne vardı? Bak içeride olan arkadaşlarımız var. Bana anlatabilir misiniz? Neydi? Ciddi İnfluenza benzeri. Öksürük. Aha. Ateş. Bir de böyle sesle değişiklik. Ateş. Korona... Ateş çok oldu mu sizlerde? Çok kısa süreli. Evet. Korona benzeri yakınmalar yapan evet, virüsler evet, var açıkçası. Evet, bu aralar yaygın. Aynen öyle. Bize de çok görüyor ve işin ilginci yine kalabalıkta buluşuyor. Haliyle solunum yoluyla bulaşan bir şey olduğu için çok tipik öykü geliyor. Açıkçası geçen hafta pazartesiden çarşambaya kadar ben de çok endişe ettim. Çünkü şöyle geliyor. Tatile gitmiş, tipik öykü. Evet. Hocam akşam kalabalığa girdik. Memlekete gittik, kalabalığa girdik. Boğazında dolgunluk, öksürük. Acaba klima mı çarptı beni yoksa korona mı oldum diye ama bakıldığı zaman PCR negatifse zaten evet, endişe edecek bir şey yok. Ama muhtemelen basit solunum yolu enfeksiyonlarından kaynaklanıyor. Ama onların da yine kapalı ortamda bulaştığında ifade etmek gerekiyor. Evet, gündem ötesi etiketiyle sorularınız gelmeye devam ediyor. Videolu sorulardan birini, hangisini istiyorsanız yollayın arkadaşlar. İyi akşamlar Pelin Hanım, iyi yayınlar. Ben Yunus Emre Aydın, Sakarya Üniversitesi 4. sınıf tarih öğrencisiyim. Sorum şu olacaktı. Sosyal medyada aşı olduktan sonra beyin sisi hastalığı oluştuğunu söyleyen kişiler mevcut. Böyle bir şey mümkün mü? Beyin sisi, bilinç sislenmesi diye herhalde arkadaşımız söylüyor. Hep böyle söylüyorum. Beyin sisi diye, ben de öyle. Beyin sisi dediğimiz bilinç sislenmesi aslında. Tıbbi ya da bilinç ya da bilincin denebilir. Bilinci yani böyle sislenmesi. Ağırlaşmak diye düşünebilir. Aha. Ya çok düşünemiyorum, çok sağlıklı düşünemiyorum. Kafayı hareketlerim yavaşlıyor. Herhalde kardeşimiz onu söylüyor evet, diye düşünüyorum. Evet. Beyin sisi dediği bilinç sislenmesi aslında tıbbi olarak geldiği zaman. Yani şöyle, elbette aşı olduktan sonra bu tip yan etkiler karşımıza da çıkabilir ama raporlanmış, kayda girmiş
Böyle bir yan etki karşımızda yok açıkçası baktığımızda. Bilinç sistemlenmesi türlü zamanlarda olabilir. Tansiyon düşmesinde olabilir. Ha tansiyonla tabii da bağlı tansiyon olabilir. Tansiyon düşmesinde de olabilir biliyorsunuz. Çok yükselmesinde de söz konusu olabilir. Kan şekerinin çok düşmesinde yine söz konusu olabilir. Ya da hani bir travma yaşarsınız, başınıza bir şey çarpar. Böyle bir sallarız da düşünebilir ama aşıyla ilgili şu an kanıta dayalı bir bilgi söz konusu değil. Bilinç sistemlenmesini yaptığına dair. Diyor ki aşıların kalp krizini tetiklediği çok konuşuluyor. Buna dair bir bilimsel açıklama oldu mu? NEP 3145 isimli seyircimiz. Evet. Şimdi şöyle son dönem baktığımızda sanki kalp krizleri yüksekmiş gibi karşımıza çıkıyor. Ama bakıldığı zaman kalp krizi geçiren vatandaşların tamamına yakının bir kardiyovasküler risk faktörüyle bir olduğunu düşünmek gerekiyor. Hatırlarsanız AstraZeneca'sı için de Oxford aşısı için de benzer bir yaklaşım söz konusu olmuştu. Evet. Özellikle huzurevinde yapmışlardı aşıyı. Burada karşımıza çıktı mı diye. O aşılama çalışmasından sonra ortaya çıktı ki aşı olanlarda olmayanlara kıyasladığımızda bir risk artışı söz konusu olmadı. Şimdi şöyle bir çalışma dizaynı var. Vaka kontrol diyoruz biz. Burada çok detaya girmeyeyim ama vaka kontrol çalışmalarında kalp krizi geçirenlerle geçirmeyenleri alırsınız. Hangisi aşı olmuş, hangisi olmamış bakarsınız. Kalp krizi geçirenler de aşı olanlarla olmayanlar. Kalp krizi geçirmeyenler de aşı olanlar olmayanları kıyaslayıp bir risk hesabı yaparsınız. Bu hesaplamalarda da şu ana kadar kanıta dayalı olarak ki dünyada ne kadar kişinin milyarlarca kişinin aşılandığını bugün biliyoruz. Baktığınız zaman bir risk artışı söz konusu değil. Şimdi Sky News bir haber yapmıştı. Bu da belki sizin az önce söylediğiniz bilinç sislenmesi. Yani arkadaşımızın Belki... aynı şey anladım ben arkadaşımız dedi. Diyor ki beyin sisi bilinç sisi diye düşünüyorum. Mesela öyle. Bazılarında koronayı atlatan bazı kişilerde IQ düşüşü yaşandı mı hiç? Yani bunu ölçmek gerekir yine benzer bir çalışma dizaynıyla. Ama şöyle bir şey bu var. Bu belki hani bununla şimdi şöyle düşünmek gerekebilir. Acaba? Şimdi akciğer enfeksiyonu yoğun ve ağır geçiren kişilerin toparlanması daha geç oluyor. Haliyle oksijenlenme de daha az oluyor. Oksijenlenme az olduğu için kişiler çabuk yoruluyorlar. Daha işlerine güçlerine konsantre olmuyor olabilirler açıkçası ama IQ öyle hemen bugünden yarına düşebilecek ya da tersi de doğru bugünden yarına artacak bir şey de değil. Evet. En çok gelen sorulardan bir tanesi çift doz BioNTech olanları üçüncüyü olacak mı hocam? O zaten... Evet. Şu an değil. Şöyle, şu anda aslında değil. Bu soruya şöyle güzel bir cevap verin Pelin Hanım. Buyurun. Bütün vatandaşlarımızın zaten herhalde hemen cep telefonlarına zaten hayat hevesi var. Sistemi yüklü. Buraya baktıkları zaman üçüncü doz kendi ne zaman açılırsa orada görebiliyor vatandaşlarımız. Ben kendim de aynı şekilde üçüncü dozumu oradan görerek olabiliyorum çok rahatlıkla. Hatta bu 17 yaş gençler için de geçerli. Onlar belki e-nabız yükleyemiyorlar ama hayat hevesi ağırda da aşının birinci doz oldularsa ikinci doz ne zaman olacağı da karşılarına çıkıyor. Bir seyircimiz Necla Hanım demiş ki aşı karşıtı bir akrabası varmış. Sağlık çalışanıymış. Sağlık görevlilerinin aşı olma zorunluluğu yok mu diyor. Şimdi burası açıkçası şu an için yok ama çok tartışılması gereken bir konu. Şimdi diyelim ki sağlık çalışanı bir kişi aşı olmadı ve sağlık hizmeti sunmak istiyor. Evet. Bütün dünyada tartışılan bir konu açıkçası. Evet. Yani evet her kimseye aşı şu anda zorla yapılmıyor Türkiye'de. Evet. Ama o kişi sağlık hizmeti sunumunda çalışıyor. Hatta diyelim ki örneğin yoğun bakımda çalışıyorsun. Her yoğun bakımların neredeyse %100'e yakını aşı oldu ama kendisi hasta alınırsa ya da hizmet verdiği kişi hasta olursa bunun açıklamasını yapmak çok güç bir konu aslında. Ya zaten ben de birçok doktor tanıyorum. Mesela aralarında hiç aşı karşıtı ben karşılaşmadım. Yani belki tek tüktür ama bilemiyorum. Gerçi bazen de sosyal medyada falan yazanlar da oluyor. Siz mesela meslektaşlarınıza ikna yöntemi ya da bir gerginlik oluyor mu aranızda? Vallahi hiç kimseye ikna yöntemi kullanmıyoruz açıkçası bireysel olarak ama toplumla yaptığımız şey yani toplumda kim soru soruyorsa kanıtlarımızla az önce söylediğim gibi söylüyoruz ama benim çevremde kendi arkadaşlarım ya da öğrencilerine baksana tabii çok büyük bir hekim kitlesinden bahsediyoruz ama hani aşı karşıtı olan ya da karşıt görüş sunan kişi olmadı. Şuna da aslında saygı duyuyorum bir yandan da. Kişi aşı olmak istemeyebilir. Tamam biz her şeyi söyledik. Olabilir, farklı görüş olabilir ama bunu topluma ifade etmenin ben doğru bir cümle olmadığını düşünüyorum açıkçası. Kişinin aşı olmasa elbette biz karışamayız. Ama çevresine empoze etmek, çevresine aşı yaptırmamak yanlış bir şey. Az önce içeride başlamadan önce sizle çalışırken, program hazırlarken küçük bir anekdot bahsetmiştim size. 70 küsur yaşında bir teyzemiz hastaneye geliyor. Kendisi aşı olmak istemiş ama aşı yaptırmamış çocuğu. Ben aşıya inanmıyorum diye. Sonra teyzemiz
durumu iyiydi ama iki gün sonra baktığımızda normal korona servisinden yoğun bakıma geçti. Bir haftaya kadar varan sürede maalesef o büyüğümüzü kaybettik açıkçası. Yani bir karar verirken büyüklerimizi, çevremizi iyi düşünmek gerekiyor. Tabii. Aşı kişisel bir tercih olabilir. Türkiye'de bir zorlama söz konusu değil. Ama aşı yapıldığı zaman toplumun nasıl korunacağı çok açık bir şekilde gözüküyor. Evet. Peki mesela dünyadaki, diyelim Avrupa'nın herhangi bir ülkesindeki aşı karşıtıyla, işte Amerika'dakiyle bizimki aynı argümanlarla mı aşıya karşı? Şöyle genelde açıkçası kulaktan dolma argümanlar karşı. Mesela onlar çiplemiyor herhalde. Yani çiplemiyor açıkçası ama her ülkenin bir trendi var açıkçası. Ha. Orada özgürlüklerin kısıtlanması, ben aşı olmak istemiyorum, ilaç olmak istemiyorum gibi bir akım söz konusu. Bir de tabii burada farklı şeyler de etkili. O ülkenin inanç ve değerler sistemi, farklı bileşenler, bunların hepsi etkili olabiliyor. Bizim ülkemizde daha çok hani vücuduma yabancı madde almak istemiyorum düşüncesinden kaynaklanıyor baktığımız zaman. Hmm. Ama baktığımız zaman bu ülkede hani... Ama hepimiz aşı olduk. Tam onu söyleyeceğim, en üstten düşeyim. Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Siyasi parti liderleri oldular. Hepsi oldu. Bütün milletvekilleri oldu. Bakanlarımız oldu. Biz bilim insanları olduk. Medya çalışanları oldu. Polislerimiz oldu. Askerlerimiz oldu. Tabii ki. Büyüklerimiz oldu. Küçüklerimiz oluyor. Yani hani bunun böyle olduğunu ifade etmek için yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı ekran karşısında aşı oldu. Evet. Biz hepimiz ekran karşısında aşı olduk açıkçası. Doğru. Çok özelimizi paylaştık insanlarla düşündüğümüz zaman. Evet. Hani daha ne yapabiliriz ki? Kanıtları söylüyoruz. Bakanlık web sayfasında var. Türkiye Cumhuriyeti'nin rakamlarını çarşamba günü Sayın Bakanımız açıkladı biliyorsunuz bilim kurumu sonrasında. Her 20 kişiden bir hastanede yatarak tedavi gören aşısız olanlar açıkçası. Bu bizim annemiz, babamız, eşimiz, sevdiğimiz insanlar olabilir baktığımız zaman. Hocam Çin'de durum ne? Şimdi açıkçası onu ben de çok merak ediyorum. Yani o bölgedeki Çin çok kapalı bir kutu. Mesajlaşıyoruz, konuşuyoruz ama bizde bir sorun yok diye söylüyorlar. Hala ama böyle kapalı kutu. Hala söylemiyorlar. Tabii. Mesela Kore'nin rakamlarına daha çok güveniyoruz açıkçası. Kore'yi biliyorsunuz rakamlar net söylüyor. Önlemlerini aldılar. Ama onlar az önce de söyledik ya sürecin başından beri zaten korona olmadan önce de kendi maskelerini takıyorlardı. Hmm. Kurallara dikkat ediyorlardı. Ama Çin şu an neredeyse hiç vaka raporlamıyor. Varyant oraya gelmediğini düşünüyorum ben. Varyantın oraya gitmediğini düşünüyorum açıkçası. Hı hı. Aslında coğrafya olarak da çok yakın Hindistan'da ama çok ilişkisi yok. Bakın uçuşlar, seyahatler çok etkili artık hastalıkların bulaşında. Örneğin İngiltere'nin böyle varyant açıkçası kırılmasının en büyük nedenlerinden birisi Hindistan'da sıkı uçuşların olması. Çok fazla ilişkisi vardır biliyorsun Hindistan'ın. Çin herhalde çok Hindistan'la işi kurmuyor diye düşünüyorum açıkçası. Evet. Yani güvenemiyorum rakamlarına. Fatih Örnek sormuş. Bilim kurulu kararlarını oy çokluğuyla mı yoksa oy birliğiyle mi alıyor? Bunu her karar için açıklayacaklar mı? Siz nasıl çalışıyorsunuz? Şöyle bilim kurulu öyle bir şirket gibi bir şey yok. Yanlış anlaşılmasın. Ha mesela ne yapıyorsunuz? Rutininiz nedir? Rutinimiz şöyle. Çevrim içi ya da yüz yüze toplantı yapıyoruz. Her hafta mı? Her hafta çarşamba. Bazen perşembe günleri oluyor. Bazen alt gruplarımız var. Örneğin bizim toplum bilimleri kendi içimize toplanıyoruz. Yoğun bakım grubu kendi içinde toplanıyor. Tedavi grubu kendi içinde toplanıyor. Bakanlıktaki bakan yardımcılarımızla, sayın bakanımızla, genel müdürlerimizle, bürokratların hepsiyle zaten çok ilişkimiz var. Çoğu zaten öğrencimiz, arkadaşımız, hekim olduğumuz için meslektaşımız yani hepsi. Yani bir gündemle mesela tabii. Delta Plus'ı bugün. Çocuklara aşı yapılıp yapılmasın mı? Delta Plus'ı konuşalım. Ondan sonra diyelim ki aşı hangi aya gelsin? Hep kanıtlarla konuşuyoruz. Hepimizin elinde rakamlar, kanıtlar. Şimdi herkes kendi fikrini mi söylüyor orada? Şöyle, tabii örneğin varyantların alt grupları geliyor ya C5-38 bilmem ne. Bu benim uzmanlık alanım değil açıkçası. Hmm. Bunda o alandaki uzmanlarımız görüş bildiriyorlar. Tamam mesela birisi diyor ki işte mesela diyorum çocuklar aşı olmalı. Öbürü de diyor ki çocuklar aşı olmamalı. Ondan sonra olup olmayacağına dair görüş bildiriyor. Hayır oylama falan söz konusu değil. Hiç oylama yok. Hayır oylama yok. Çünkü rapor mu tutuyorsunuz? Şöyle tabii ki raportörlerimiz var. Bakanlık çalışanları bu arkadaşlarımız. Hı-hı. Onlar da çok kıymetli uzmanlar. Dediğim gibi her toplantıya zaten bakan yardımcımız en az bir tanesi katılıyor. Çoğunlukla iki ya da üç bakan yardımcımız katılıyor. Aynı zamanda bakanımız da yer alıyor. Yani bakan beyin %95'ine katıldığını ifade edebilirim çok rahatlıkla. Çok ama tabii önceden hep çalışıp biliyoruz. Biz konuşuyoruz bakan yardımcılarımızla, genel müdürlerimize, hı-hı, bürokrat arkadaşlarımızla. Bakanımızla konuşuyoruz, görüşlerimizi söylüyoruz. Karşılıklı bir istişare toplantısı. Yani yoksa hani şirket yönetimi oylayayım ben evet dedim sen hayır dedin de işler olmaz. Kanıtla ikna edip beraber yol almak gerekiyor. Biz de o toplantıları
izleyemediğimiz için böyle sert tartışmalar yaşanıyor mu içeride? Ben buna kesinlikle karşıyım. Hayır. Falan. Sert tartışmalar olmuyor ama görüşler çok güzel karşıya geliyor. Ve çok naiflikle karşı karşıya geliyor. Karşı karşıya geldiğimiz, farklı görüşlü olduğumuz insanlar elbette var. Bilim böyle bir şeydir tabii zaten. Tabii ki. Zaten öyle yani ilerlemesi öyle abi. İlerler. Ama hani öyle bir şey yok. Masaya vuran giden. Ha bir de şunu da söyleyeyim. Ortamda şöyle. Mesela burası bilim kuruluna göre çok zengin bir ortam. Çünkü içecek sıcak bir şey var. Ha. Biz orada sadece kağıt, kalem, ıslak mendil, bir de kapalı su var. Yani öyle farklı bir şey de söz konusu değil. Onu da baştan söyleyeyim. Tabii uzaktan yaptığımız zaman herkes tabii kendi imkanını uzaktan da konuşabiliyor. Bazen çok uzuyor, onu da söyleyeyim. Gece 4.30'da başlayıp 9'ları 10'ları buldu çok komşular ama zaten aklımız da hep bu işlerle meşgul olduğu için zaten sürekli konuşuyoruz. Sürekli evet. Tartışıyoruz baktığınız zaman. Şimdi aşıdan hemen sonra antibiyotik kullanımı aşının etkisini azaltır mı? Hülya Hanım'ın sorusu. Yok böyle bir şey yok kanıtada. Eğer hastaysa vatandaşımız antibiyotiğini kullanması gerekiyor. Tabii doktor önerdiyse. Hocam bilim kurulu halkın karşısına çıkıp aşının avantaj ve dezavantajlarını anlatmayı düşünüyor mu? Belki böylece aşı karşıtlarını ilk ağızdan ikna edersiniz. Vallahi işte yani daha ne olsun. Daha evet. Ne yani? Ondan sonra. İlk iki aşı aynı olmak zorunda mı? Evet iki aşı aynı oluyor. Evet, üçüncü de değiştirebiliyor musunuz? Değiştirme olabiliyor aynı şekilde devam edilebiliyor. Mesela şunu yapabiliyor musunuz? Sinovac evet. Olabiliyormuş. Ama genel olarak insanlar şey zannediyordu. Sinovac, BioNTech zannediyordu. Yok hayır öyle bir peki, şey yok. Peki BioNTech sonra Sinovac olabilir mesela? Olabilir ama şu an bununla ilgili BioNTech de yeni başladığı için yani daha ona gelecek şekilde vatandaş sayımız yeterli değil açıkçası. İşte neden canımız yanıyor, neden kolumuz ağrıyor işte onları öyle. Vallahi şöyle söyleyeyim. Ben iki doz BioNTech oldum. İlkinde hiçbir şey olmadı. Yani biraz ağrıdı. İkincisi oldu. Yani ikincisinde o gece tattım. Olabilir. Yani ama mesela benim eşime hiçbir şey olmadı. Bak Ebru'ya hiçbir şey olmadı. Ondan sonra Sibel'e çok fena oldu. Özge'ye hiçbir şey olmadı. Yani mesela babamın kolu bile ağrımadı. O nasıl oldu? Ben onu anlamadım. Yani herkesin kolum bile ağrımadı açıkçası dedi. Açıkçası Pelin Hanım herhalde bireysel farklılıklar devreye giriyor düşünüyorum. Bu lokal şeylerden. Ha Gözde evet. Gözde özür dilerim. Prodüktörümüz Gözde. İkinci aşısını olamadı mesela. Onu da birincisi evet, çok kötü doğru, çarptı. Doğru konuştuk onda da. Şimdi şöyle ben de örnek vereyim kendimden. Bana hiçbir şey olmadı. 3 doz aşı oldum ben. Hiçbir yani kolum ağrımadı dahi açıkçası. Annem de 3 doz aşı oldu. Annem de 80 yaşında bir hekimdir. Çok kıdemli bir hekim. Annemin de hiçbir şikayeti olmadı. Tabii sadece işte dikkatlice götürüp getirdik. Enfeksiyon riski olmasın diye. Oğlum 17 yaşında. Oğlum da birinci dozun hemen bayramın akabinde oldu. Bir parça kolu ağrıdığını söylüyor. Aslında teorik olarak en genç o baktığımızda. Evet. Ama yani değişebiliyor bence kişinin algıları. Bu arada en çok raporlanan yan etkinin de açıkçası bütün Türkiye'ye söylüyorum. Aşı yerinde ağrı, kızarma ya da işte aşıdan sonraki kısa zaman dilimi içerisinde halsizlik olduğunu ifade etmek isterim. Şimdi çok soru var. Ben bu soruları arkadaşlar siz de not alın, ben de not alayım. Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yine sorularla devam edeceğiz. Vallahi videoları da çok geçemedim de çok kısaca bir şey söylemek istiyorum. Tabii maalesef son 4 gündür hocam canımız çok yandı. Evet, evet, evet. Korkunç bir afet. 101 yangın. Bunların 91 tanesi çok şükür kontrol altına alındı. Ama 10 tanesini hala uğraşıyorlar. Ve yangın söndürme çalışmalarında emeği geçen herkese, tüm gönüllülere ve kurumlarımızdaki herkese şükranlarımızı bir borç biliyoruz. Buradan ifade etmek istiyoruz. Tabii ki yine kahramanlarımız var. Tabii. Onlar sahadalar ve gönüllüler arasından da kurumlardan da kaybettiğimiz isimler oldu. Allah rahmet eylesin. Hakikaten kolay değil. Tabii burada can deyince, yani can kaybı deyince insanın belki aklına ilk etapta hemen insan geliyor ama insanın ötesinde neler neler kaybettik. Onları da hatırlamamız gerekiyor. Çünkü doğada yaşanan her felaketin hangi cana mal olduğunu hesap etmemiz kolay değil. O yüzden yeşil vatan için hem umutların yeşermesi hem hayatın yeniden, vatanımızın yeniden yeşile kavuşması için, yeşermesi için elimizi taşının altına koymamız gerektiğine ben ve ekip arkadaşlarım inanıyoruz. Keza birçok kişi de aynı şekilde. Biz gündem ötesi olarak geleceğe nefes olmak adına 1500 fidan bugün bağışladık. Elinize sağlık, aklınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz hocam. Tabii bu koca bir ihtiyaçta
belki birkaç damla olacak. Çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Dolayısıyla sevgili seyircilerimize de söylemek isterim ki dün de bugün de Türkiye'de ormanlık alanlara fidan dikmeye etkisi sadece Orman Genel Müdürlüğü'nde. Tabii buna dair mesela Tema Vakfı da topluyor. Çok da güzel yapan, elini taşın altına koyan kurumlar var. Ama dikkatli de olmak gerekiyor. Çünkü bu işten yine nemalanan, bu işten maalesef suistimal edenler falan var. Hatta mesela birisi yazmış, Twitter'da onu da gördüm. Sürekli birileri köpek maması topluyormuş. Şimdi tabii ki köpeklere mama verelim hepimiz ama ihtiyacın da ötesinde böyle çok acayip acayip şeyler yapanlar varmış. Çok dikkatli olalım. Güvendiğimiz kurumlara, güvendiğimiz vakıflara yapacaksak bağışımızı yapalım. Dediğimiz gibi biz Orman Genel Müdürlüğü'ne, devletimizin de yönlendirdiği kuruma bağışımızı gündem ötesi olarak 1500 fidanla yaptık. Ben sosyal medya hesaplarımızdan hem gündem ötesinde hem şahsi hesabımdan, Instagram'dan, Twitter'dan linki de paylaştım. Eğer derseniz ki çorbada bizim de tuzumuz olsun ve biz de katkı sağlayalım, oralardan da ulaşabilirsiniz. Elimizden ne geliyorsa, yani yapanların, yakanların canı daha çok yansın, bin beter olsunlar. Öyle diyelim. Bu arada bu iklim değişikliği ile ilgili de bir yayın yapmamız şart. Çünkü bilinçlenmemiz şart. Onu da inşallah önümüzdeki haftalarda yapacağız. Şimdi şöyle yapalım. Çay kahve eğer yapacaksanız şöyle bir kısa ara. Birazdan yine buradayız. Sorularınız, telefonum yanıp sönüyor. Gündem ötesi etiketiyle göndermeye lütfen devam edin. Arkadaşlarımız da gelecek. Onların da size soruları var hocam. Onları yöneltelim. Yine geceye birlikte devam edelim. Birazdan buradayız. Ben Deniz Abdülhamit Beşir. Ben Mustafa Bahadır'da. Ben İldem Aysin Ürselebe. Ben Altemur Yılmaz. Ben Mensar. Soyadım Şallarcıoğlu. Ben Behram Hüseyin Şahin. Ben Ercem Atalar. Sakarya Üniversitesi. Biruni Üniversitesi. Boğaziçi Üniversitesi'ndenim. Kırklareli Üniversitesi. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi. Fatih Sultan Mehmet Topkapı Üniversitesi. Almanya'dan selamlar. Hocam size sorum şu olacaktı. Merak ettiğim soru ise. Sizlere sorum şu olacaktı hocam. Sormak istediğim soru. Sizlere yöneltmek istediğim soru şu. Sizler de sorularınızla stüdyoda yerinizi almak ya da videolu sorularınızla programa katılmak için gündemötesi@trt.net.tr adresine başvuru yapabilirsiniz. Videolu başvurularınızı bekliyoruz. Gündem ötesi artıyla devam ediyoruz. Mustafa Arı, Buse Şahin, Betül Didar Kaleli ve Rıdvan Doğan bu gece bizlerle birlikte olan arkadaşlarımız, hoş geldiniz. Ne yap? Sosyal medyada baktınız mı? Evet, baktık. Ha, neler gördünüz? Şöyle, daha çok Eylül'de okulların açılması planlanıyor. Ve aşı olanlarla aşı olmayanların okulda aynı ortamda bulunması konusunda ne düşünüyorsunuz? Aşı olmayanlar okula gidebilecek mi? Daha çok bu konuda yorumlar gelmiş. Bunu merak etmişler. Evet, çok güzel bir soru Betül. Teşekkürler. Hadi. Açıkçası baktığımız zaman kalabalık ortamlarda virüsün yayıldığına şahit oluyoruz. Eylül ayında da öğrencilerimiz okula geldi, yine kalabalık olacak. Bir kısıtlama yapılmasından ziyade ben daha çok gençlerimizin aşı olarak okula gelmelerini, hem kendilerini korumaları, hem arkadaşlarını korumaları, hem bir üniversitenin açık kalması için önemli bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle kişisel görüşüm bu. Bir kez daha yenileyim. Aşı olmayanlar ya da olanlar arasında okula girmede, çıkmada, eğitimde bir ayrım yapmak yerine onları bir an önce aşı olması yönünde ikna etmek daha doğru olacak. Peki Gazi'de ne olacak? Gazi'de bizim tıp fakültesinde zaten aşı olmayan öğrencimiz yok gibi bir şey. %99 düzeyindeyiz. Özel sağlık sorunları nedeniyle aşı olmayan arkadaşlarımız var. Üniversitenin genelinde de benzer bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Peki. Hocam merhaba. Ben Mustafa Arı. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuyorum. Bildiğim kadarıyla mevcut aşılar orijinal koronavirüse göre tasarlandı. Yeni varyantlara karşı ne kadar etkili? Bununla alakalı bilimsel çalışmalar var mı? Bunu merak ediyorum. Evet, az önce aslında bir parça bahsettim ama biraz daha detay verebilirim. Şu an elimizdeki bilgiler bize gösteriyor ki hangi aşı olursak olalım varyantlara karşı da etkili oluyor. Hastalığı ağır geçirmeyi engelliyor koronavirüs aşıları. Çok küçük bir örnekle devam edeyim. 2020 yılında baktığımızda örneğin İngiltere ile, Fransa ile, Almanya ile, aşısı çok önemli ülkelerle şu an aşısı az olan ülkelere kıyasladığımızda, Hindistan gibi ülkelere baktığımızda neredeyse 20 kata kadar yakın bir düzeyde
ölümlerin daha az olduğunu görüyoruz. Bunu da tamamen aşının etkisine bağlamak mümkün. Bu nedenle hangi varyant olursa olsun aşı mutlaka etkili oluyor. Üstelik aşının bir artı boyutu da şu, kişiler aşı oldukları zaman hastalık geçirdikleri için çevreye az bulaştırıyorlar. Ne kadar az kişiye bulaş olursa koronavirüsten o kadar da az varyant olacağını söylemek mümkün. Evet, Rıdvan. Merhaba, ismim Rıdvan Doğan. Abdullah Gül Üniversitesi'nde siyaset bilim ve uluslararası ilişkiler bölümü öğrencisiyim. Öncelikle ormanlarımız yanıyor. Burada mücadele eden bütün vatandaşlarımıza ve güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Hocam, uzun zamandır medyada bir aşı pasaportu polemiği var. Bizim de çeşitli aşılarımız var. Örneğin Türkovak aşısını ele alalım. Bizim aşımızın pasaport gücü ne kadar olacak? Bunu belirleyen unsurlar ve süreçler nelerdir? Yani aslında nihai olarak şunu soruyorum. Aşı pasaportumuzun gücünü diplomatlarımız mı yoksa sağlıkçı bilim insanlarımız mı belirleyecek? Açıkçası tabii karar merceği ülkelerin kendi yönetimleri. Ama Türkiye Cumhuriyeti için bakarsak Sağlık Bakanlığı hem Dışişleri Bakanlığı hem Milli Eğitim Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı çok iyi iletişimle çalışıyor. Sizin de şahit olduğunuz üzere. Bir parça dünyada ben aşı milliyetçiliği yapıldığına inanıyorum. Her ülke kendi aslında daha çok geçerli kabul ediyor. Açıkçası bunu da satmaya çalışıyor. Çünkü bir süre sonra bir pazar da oluşuyor. Örneğin hemen açıklama yapmak gerekirse, bakın AstraZeneca neredeyse İngiliz aşısı Avrupa'ya giremiyor. Almanya'nın egemenliği nedeniyle aslında Avrupa bölgesine giremiyor. Ama tersten düşünürsek İngiltere'ye de AstraZeneca dışında hiçbir aşı giremiyor. Ne BioNTech girebiliyor, ne Moderna, ne de Çin aşısı Sinovac girebiliyor. Ama Türkiye'ye baktığımızda ülkemizde ise hangi aşı varsa erişebildiğimiz o aşıları biz alıyoruz. Bir an önce de yerleşimizi bekliyoruz. Ama geldiğimiz noktada Delta varyantı ile beraber vakaların bu kadar çok artmasıyla birlikte ben ülkelerin aşılı koşulunu yeterli sayacaklarını düşünüyorum. Zaten HTVS'lerden de baktığımızda ya da e-nabızdan baktığımızda çok da güzel Türkçe ve İngilizce çıkıyor. Barkodlu olarak sistem çıkıyor. Ben yılbaşına kadar olan süreçte ülkelerin iki doz aşı olmuş olmayı yeterli sayacaklarını düşünüyorum. Kendi hocam adım. Ben Rıdvan'ın sorusuna ek olarak şu pasaport işini aslında anlatsak mı biraz? Şimdi benim tabii. Mesela pasaport, bu aşı konuştuk pasaportu. Konuştuk gerçekten çıkarmaya çalışsam aslında benimki. Evet, tamam. Nasıl oluyor? Şimdi ben aşımı oldum. Diyelim yurt dışına gideceğim. Hı hı. Bununla ilgili böyle bir kağıt mı çıkarmam lazım? Yok. O pasaport mu lazım? Şöyle şuna giriyoruz. COVID-19 aşı bilgilerim. Tamam. Buradan vatandaşımız. Herkesin hayatevesi var ya. Şimdi evet. Ona girecekmişiz. Şuna belki şuradan gösterirlerse. Tamam. Burada hepimizin hayatevesi varın evet. İçinde şeyler var. İşte HES şöyle kodunu aşı sorgula, kartları HES kısmı var açıkçası. Şöyle bakarsanız. Şunun içinde mi? Evet evet. COVID-19 aşı buna gireceksiniz. Bak şimdi şunu görüyorsunuz. Vardı evet. Zaten hepinizde. Evet. Bir yaklaşır mısın arkadaşım? Aynen. Hah. Ona bak şurada COVID-19 bilgilerim yazıyor ya. Ona bastım. Evet, evet çıktı bilgilerim. Şimdi aşı kartlarını diyecek ama orada TC işte, numaranız gözükür onu ha. Göstermeden. Bir dakika aşı kartlarıma evet. Bana diyor ki henüz oluşturulmuş tamam, bir aşı kartı oluştur deyin. Yapayım mı? Yapın ama şey yaparak gidelim. Diyor ki pasaport bilgilerinizin aşı kartınızda yer almasını istiyorsanız hesabın evet. Bölümünden tanımlamaya. Henüz pasaportunuzu girmemişsiniz. Şuraya pasaport ekle düğmesine bastıktan tamam. Sonra. Pasaport kartınız yok diyor bana. Ama hayır eklemeniz gerekiyor ya şurada ekleyin tamam. Isim gibi. Ona bastan pasaportunuzu ekleyeceksiniz. Pasaport numaranızla beraber çıkacak sizin. Şimdi burada pasaport numarası, soyadınız, aynen. Doğum yılınız falan filan bunlar yazıyor. Kayıta bastığım zaman pasaport bilgilerim girecek. Aynen öyle. Ondan sonra ben oraya aşı bilgilerimi yükleyeceğim. Hayır aşı bilgisi otomatik yükleniyor. Tamam. PDF olarak çıktı alabileceğiniz gibi e-posta atabilirsiniz. Hı. Ya da direkt oradan barkodlu olarak çıkıyor onu gösterip okutabilirsiniz de. Tamam. Tam yani, da böyle bir sistem. Şu anda mesela Avrupa'ya gitmek istersek buna bakıyorlar. Tabii bunu gösterip yapabilirsiniz. Amerika'ya gidersek keza öyle. Amerika'da öyle ama bazı ülkeler aşılarla ilgili ayrım yapabiliyorlar. Örneğin Kanada'ya baktığımızda Kanada BioNTech aşısı olmazsanız sizi karantinada tutuyor 15 gün kadar. Ha, mesela Sinovac'lıyım gittim bana evet, diyor evet. Ki sen... Tam da işte aşı milliyetçi dediğim de bu. Çin de aslında benzer bir yaklaşım içerisinde. Şimdi Çin de düşünüyor ki madem böyle bir serbest ticaret var dünyada ben de bu sefer Sinovac olmayan almam diye düşünüyor. Oysa ki böyle yapmamak gerekiyor. Az biz önce... de diyoruz ki Türkovak olmayan almayan. Tabii kesinlikle. Hatta dünyada da inşallah Türkovak daha hakim olan bir sürece gelir de en azından kendi coğrafyamızda, kendi bölgemizde. Şimdiye kadar benim bildiğim yani medyadan takip ettiğim kadarıyla Türkovak'la ilgili işler iyi ilerliyor. Tabii. Güzel. Gayet iyi şu anda. Bizim ne zaman Türk aşısı olabiliriz? Yani bu sene bitmeden herhalde 3. doz olan vatandaşlarımız Türkovak olabilirler gibi geliyor bana. Hadi inşallah. 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 Buse.
İyi akşamlar. Ben Zehra Buse Şahin. Piri Reis Üniversitesi Denizcilik İşletmeleri Yönetimi 4. sınıf ve İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisiyim. Ne güzel. Benim ilk sorum şu. Bazı uzmanlar aşı olmayanların 48 saatte bir PCR testi yaptırması gerektiğini söylüyor. Aşı olmayanlar için yakın zamanda bu ve buna benzer düzenli PCR testi yaptırma zorunluluğu gelir mi? Böyle bir şey olacağını hiç zannetmiyorum açıkçası. Herhalde hiç kimse gidip 48 saatte bir PCR testi vermez. Çok özellikli bir durum vardır. Çok özel bir yerdir belki. Hani belki böyle bir şey güvenlikle ilgili yaptırılabilir ama öyle 48 saatte bir PCR testi yaptığım bir uygulama olacağını zannetmiyorum. Ama tabii ülkeler girişlerde PCR testi istiyorlar biliyorsunuz. Tabii, biz de tabii. Kendimiz dahi gelsek yurt dışından, ben 2 ay kadar önce geldim. Az önce Pelin Hanım da ifade etti. Kendi ülkeme, Türkiye Cumhuriyeti'ne giderken de gittiğim ülkeye PCR verdim. Gelirken de orada PCR yaptırdım. Sonucuyla beraber geldim. Bu çok doğru bir şey. Onun dışında ekstra bir şey olacağını zannetmiyorum. Yalnız hayatın doğal akışı içerisinde belki Buse'nin sorusu şöyle daha anlamlı olabilir. Mesela maça gidecek ama aşı olmamış. Hop PCR tabii. testi. Tabii. De efendim yurtta kalıyor. Üniversiteye tabii. gitti hop PCR tabii. testi. Üniversite diyebilir mesela. Tabii diyebilir. 48 saat olmaz da der ki işte 3 günde bir der. 2 günde veya bir der. Veya mesela konsere tabii. gidecek hop tabii. PCR testi. Tabii. Yani bir noktadan tabii. sonra belki aşı olmayanlar tabii. hakikaten 2 günde bir. Normal vatandaşlar için de çok haklısınız. Evet yani, evet. Bu tip kalabalık yer veya uçağa binecek belki şöyle diyebilir. Eğer 2 doz aşın yoksa tam aşılıysan PCR testin var mı diye bakabilir. Müge, herkes için olmaz. Müge Tarman Karadayı. İyi yayınlar Pelin Hanım. Kendisi benim liseden arkadaşım. İyi yayınlar Pelin. Teşekkür ediyorum arkadaşım. Çok nazik çok nazik davranmış. Şeyden yazıyor. Instagram'da yazmış onun için. Nisan ayında COVID-19 geçirdim ve sonrasında antikor gelişti. 10 gün önce antikor seviyemi ölçtürdüğümde hala yüksek olduğunu ve nötralize edici etkinin devam ettiğini öğrendim. İlk doz aşı için acele etmeli miyim? Bir de aşı olacağım zaman ilk doz olarak Sinovac olmayı düşünüyorum. Doğru bir tercih mi demiş? Şimdi erik aşı da olabilir bir kere, o tercihi doğru. Hı hı. Ama aşı olduktan sonra, hastalık geçirdikten sonra biliyorsunuz 3 ay sonra aşı hakkı şu anda söz konusu. 3 ile 6 ay arasında bu vatandaşımızın aşı olması doğru bir yaklaşım olacaktır ama ben olsam 3 ayımı doldurmuşken hemen aşımı olurdum. Hı hı. Bir tane videolu soru girelim arkadaşlar. Mehmet Dağ Devran'ın sorusu olabilir mesela. Merhabalar, ben Mehmet Dağ Devran. Öncelikle herkese iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Artan vaka ve ölüm sayıları sonrası yeni kısıtlamaların geleceği konuşuluyor. Peki böyle bir durumda gelecek olan kısıtlamalar aşı olanlar ve olmayanlar için ayrı olarak kategorize edilecek mi? Yoksa herkes için aynı kısıtlamalar geçerli mi olacak? Teşekkür ederim. Güzel bir soru. Teşekkürler evet. Mehmet Bey. Ne diyorsunuz şu an hocam? Ben açıkçası kısıtlama yapma aşamasında olmadığımızı düşünüyorum. Yani kısıtlamayı şu an konuşmanın da çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçekten kısıtlamaları yaptık. Evet aşının olmadığı zamanlar için bu geçerliydi. Biliyorsunuz buna devlet karar veriyor kısıtlama yapılmasıyla ilgili ama şu an aşılamada iyi bir noktaya doğru gidiyoruz. Çift dozaj olan vatandaşımız neredeyse yarı yarıya hedef nüfus için %45'lere yaklaşıyordu. Şu an açıkçası kişisel beklentim bir kısıtlama olacağı yönde değil. Ama tabii aşılılar, aşısızlar bazı noktalarda, kamusal alanlarda nasıl ayrılacak? Az önce dediğiniz gibi mesela özellikle sosyal alanlarda belki böyle bir yaklaşım olabilir. Konser gibi, maç gibi, insanların toplu olarak bir araya geldiği alanlarda. Veya bazı işletmeler kendileri talep edebilirler bunu açıkçası. Örneğin ben bir iş yürütüyorum burada. İşimin kesintisiye uğramasını istemiyorum. Bazı restoranlar tabii. mesela şey dedi. Tabii, dedi bazı yapıldı. Restoranlar dediler. Almayacağım. Ama onun dışında açıkçası bir ayrım yapmak çok doğru değil. Tabii. Ama bunları hiç konuşmak için işte bir an önce aşı olmak en doğru seçim. Ama mesela dedi. Taksim Meydanı'nda geziyorsun şey diyemezsin ki yani aşılılar maskesiz, aşısızlar maskeli gezecek. Ama kalabalık diye. Olan bir yer alınacaksa evet. bunu yapmak doğru olabilir. Evet Betül'cüm. Ben Betül Lider Kaleli, Bursa Teknik Üniversitesi Sosyoloji öğrencisiyim. Benim sorum şöyle olacak. Doktorların tıp konusundaki yeterliliği herkes tarafından aşikar. Toplumu anlamada ve topluma bilgiyi aktarmada sosyologlar ve psikologlar da önemli görevler düşüyor. Bilim kurulu oluşturulduğunda sosyologların önerileri ne derece dikkate alındı ve uygulandı? Evet, bizim içimizde de sosyologlar var, bilim kurulu içerisinde de biliyorsunuz. Bu gerçekten çok önemli bir konu. Toplumu tanımadan toplumla ilgili yorum yapmak çok zor, çok haklısınız. Ben hatta halk sağlığı uzmanı olarak söyleyeyim, yani tıbbın aslında biz dahili bilimleriz ama sosyal olarak söyleyeyim. Toplumun davranışlarını anlayabilmek, örneğin az önce konuştuk aşı olan olmayan, maske takan takmayan, kurallara uyar uymayan gibi ya da birlikte hareket etme ya da bazı konuların neden ifade edildiği gibi anlaşılmadığını çözebilmek için kesinlikle sosyologlara ve psikologlara ihtiyacımız var. Bu yadsınamaz bir gerçek ama bizim içimizde de sosyolog hocalarımızın olduğunu ifade etmek isterim. Güzel.
Hocam, bazı sağlık sorunları nedeniyle aşı olup olmamada tereddüt yaşayanlar var. Bunlarla direkt aşı karşıtları bir tutulabilir mi böyle bir? Hayır, elbette. Az önce söyledim. Sağlık çalışanları içerisinde bile, bizim öğrencilerimizde de ya da ilişkin vatandaşlarımız içerisinde de bazı nedenlerle aşı olamayan kişiler var sağlık sorunu nedeniyle. Tabii ki bir tutulmaması gerekiyor. Eğer kişinin bir sağlık sorunu varsa, hekim tarafından tabii bu önerilmiş, hekim tarafından kanıtlanmış, kayıt altına alınmış bir sağlık sorunu varsa tabii ki bunu ayrı tutmak gerekiyor. Hocam, aşının seyrini saptamak için simülasyonlar ve benzeri teknikler kullanılabiliyor mu? Kullanılabiliyorsa ne kadar güvenilir bu teknikler? Ve de işte şu tarihlerde maskeleri çıkaracağız, işte bu tarihlerde rahatlayacağız gibi söylemlere ne kadar itimat etmeliyiz? Salgının da diyorsunuz herhalde, değil mi? Evet, salgın sürecinin. Yani hem aşının hem salgının diye söyleyince. Evet, açıkçası az önce de söyledim ya, uzaktan hiçbir şey söylemek doğru değil açıkçası. Uzaktan doktorluk kim yapıyorsa da bence ona da çok güvenmemek gerekiyor baktığımızda. Çünkü hekimlik yüz yüze yapılabilen bir meslek. Tedavidesiniz de takiptesizdir. Kişi size bir şey söyler, o ayrı bir konu. Şimdi tabii ki simülasyonlar yapılıyor rakamlarla beraber. Ama az önce söylediğim örnek vardı ya. Hani geçen sene aşı olanlarla aşı olmayanları ülkeleri kıyasladığımızda geçen sene hiçbir yerde aşı yoktu. Ama bu sene toplumun yarısı en azından aşılanmış ülkelere baktığımızda Delta varyantına rağmen ölümlerin neredeyse 20 ile 25 kat daha az olduğuna şahit oluyoruz. Bunların hepsi matematik modellemelerle karşımıza çıkıyor. Ya da az önce demin bir tane örnek verdim. Hani vaka kontrol çalışması, epidemiolojik bir çalışma yöntemi. Bunların hepsi yapılıyor. Ama bunların tamamıyla birlikte demin aslında Betül de söylediği gibi toplumsal davranışları öngöremediğimiz için açıkçası net bir şey söylemek mümkün değil. Ama mücadelede olumlu bir yana doğru gittiğimizi ilk grafiği de hatırlarsanız vakalar belki yine artış eğiliminde ama ölümlerin o kadar olmadığını söylemek mümkün bütün dünya için. Ya bir şey söyleyeceğim. Emziren annelerden çok geliyor benim gördüğüm. Sezen Emre'nin sorusu mesela. İki doz aşımı oldum. Kızımı hala emziriyorum. Benim olduğum aşı kızımı da korur mu? Veya işte bir başkası işte bebeğim mi yaptırsam öyle bir aşı. Yok, bebeğe aşı yok, yok. Ya bebeğe aşı yok. Bir de neden acaba emziren anneler bu kadar bebekleri? Şimdi, belki de bilmiyorum çocuk. Aslında, hani hastada doğmuş olabilir, sıkıntıları var. Bir yandan da bu soruların çok sık gelmesi vatandaşlarımızın aşıya teveccühün arttığını düşündürüyor doğru, bana doğru, açıkçası. Doğru, doğru, doğru. Yani bakarsak emziren anne dahi bunu düşünebiliyor ki çocuk çok hassas bir konudur bizde. Hı hı. Kimse dikkatli olur, farklı bir şey yemeye çalışır gibi bileşenlerde biliyorsunuz emzirenlerde de aşı yapılabiliyor. Bunda bir engeli söz konusu değil. Evet. Buse? Koronavirüse karşı hap üretimi durumunda hap mı daha koruyucu olur, aşı mı? Hapı aşı olarak mı düşünüyoruz, tedavi edici olarak düşünüyorsak? Tedavi edici olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Yani koruyucu hekimlikle tedavici hekimlik ayrı şeyler açıkçası. Ama teorik olarak bir şeyin koruyucu bir yöntemi varsa mutlaka koruyuculu tercih etmek gerekiyor. Tabii ki tedavi edici ilaçlar konusunda da çalışmalar var. Ama bunlar çok daha uzun süre alacaklar koronavirüsün tedavisinde. Ama prensip olarak bakıldığında herhangi bir sağlık sorunu için o hastalığın koruyucusu bir aşı, bir yöntem varsa onu tercih etmek gerekiyor. Hasta olduktan sonra çünkü tedavi evet belki gerçekleşebilir ama hayatını kaybedenler olabilir. Yan etkiler söz konusu olabilir. Böyle düşünmek gerekiyor. Bu yurtlarla ilgili gördüğüm kadarıyla mesela şehir dışında daha ziyade bu kredi yurtlar kurumu da öğrenciler veya işte çocuklarımız kalacak diye soranlar oluyor. Cihat Bey'in sorusunu sormuş olayım. Şimdi burada bu bulaş engelleme noktasında biz ne yapmamız evet, gerekiyor çocuklarımıza? Bu çok önemli aslında. Bunun aynısını biz de çok düşündük. Hatta tıp öğrencileri için mesela kaldıkları odaların intern doktorlarımız biliyorsunuz eğitime devam ettiler. Son sınıf talebelerimiz. Şunu istedik biz. Tek kalsınlar. Ya da bazı yurtlarımızda daha fazla sayıda çocuk kalıyor. 4 kişi 6 kişi kalıyor. 2 kişiye insin. Mesela yurtlarda oda arası geçiş çok meşhurdur. Öğrencilikte evet. Yurtta kalanlar bilirler açıkçası. Oda arası geçişkenlik olmasın. Yemeğe belli saatte insin gençlerimiz. Ya da mümkünse ortak anda yemek yemesinler. Yemekleri kendi odalarına götürülsün gibi önerilerimiz var. Gençlik ve Spor Bakanlığımız da bunu değerlendirecektir. Kredi Yurtlar Kurumu için. Hı hı. Tabii buradan özel yurtların da aynı koşullara tabi olduğunu, tabii, koşullarını iyileştirmeleri gerektiğini mutlaka söylemek gerekiyor. Evet. Pandemi sürecinde fiziksel mesafenizi koruyun demek yerine sosyal mesafenizi koruyun denilmesinin sebebi nedir?
Evet, aslında bunu bir önceki programda da Pelin Hanım'da konuşmuştuk. Hı. Ben hep fizik mesafe diyorum, dikkat ettiyseniz. Burada fizik uzaklıktan bahsediyoruz, mesafeden bahsediyoruz aslında. Bir çeviri hatası olup öyle devam ettiğini düşünüyorum. Yoksa sosyal mesafe deyince, sizin de alınız gereği açıkçası baktığınızda, sosyal mesafe insanlar arasında binlerce kilometre olsa bile kalpler bir olduktan sonra, düşünceler bir olduktan sonra hiç olmayan bir şey açıkçası baktığımızda. O yüzden fizik mesafe cümlesi çok doğru bir cümle, çok doğru bir tanımlama. Çok teşekkürler Betül bunu da hatırlattığın için. Ha bir şey diyeceğim. Hocamız da yayından önce bir konuda o ayrımı vurguladı. Onu da söyleyin isterseniz. Hani sürü bağışıklığı, ha, hani evet, toplumsal evet, bağışıklığı. Olur, yeri gelmişken ikisi söyle. Çok farklı. Bazı şeylerde kavramlar çok karışıyor. Evet, çok bilmiyorum. Karışıyor. Bazen de hani söyleniyor, dilimize yerleşiyor, öyle devam ediyor. Çok haklısınız aslında. O da şu, şimdi sürü bağışıklığı deyince, mesela İsveç benzer bir süreç yaşadı. Toplum bıraktı kendi haline, kim enfekte olursa olsun, hani ölenler ölsün, kalan sağlar bizimdir diye söyledi. Toplumsal bağışıklık dediğimiz ise bundan farklı olarak belli bir stratejiyle topluma bağışıklık geliştirilmesidir. Örneğin tıpkı bizim yaptığımız gibi toplumun aşılanması, aşı olmayanların korunması gibi stratejiler ilerlenmesidir. Ama sonuçta nihayetinde ikisinin de toplamda %70-80 düzeyinde ancak toplumda antikoru olan aşılı, bağışık ya da hastalığı geçirmiş kişi olmasını sağlaması gerekiyor ki salgın kontrol altına alınsın diye. Evet. Teşekkürler, bunu da iyi hatırlattınız. Sağ olun hocam. Rıdvan? Hocam bildiğiniz gibi dünyada birçok aktif çatışma ve savaş bölgesi var. Şimdi bu bölgelerde de, yani bu bölgelerin nüfusu da az değil. Birçok insan yaşıyor. Burada bırakın COVID-19 önlemlerini, yani bu insanlar temizlik ihtiyaçlarını bile gideremiyorlar bazı bölgelerde. COVID-19 sonrası dünyada bu insanlar nasıl dünyaya entegre edilecekler? Yani burada denetim yok, dediğimiz gibi temizlik yok. Burada birçok varyant oluşmuş olabilir. Bu aşı çalışmalarına da zarar verir mi yani? Şimdi bazı Afrika ülkelerinde de durumun evet, çok ağır olduğunu söylemiştiniz evet, hocam değil mi? Hiç daha aşıya ulaşamayan 100'den fazla ülke var. Aslında az önce de ifade ettim. Aşı sağlıktaki eşitsizlikleri çok gündeme getirdi. Sizin de alanınız siyasal bilgiler, uluslararası ilişkilerle baktığımızda gerçekten eşitsizlikler sağlıkta çok daha belli oluyor. Bazı ülkeler var, bir kısım vatandaşlarını önceliyorlar. Amerika gibi oldu. Bazı ülkeler var, toplumda kimse arasında ayrım yapmadan herkese program dahilinde aşı sunuyorlar. Örneğin Türkiye'de olduğu gibi biliyorsunuz. Nasıl başladık? Önce en çok risk grubunda olan 65 yaş üzeri büyüklerimiz en çok hayatı kaybediyorlar. Sağlık çalışanları, kamu çalışanları peyderpey aşağı aşağı ilgili devam etti. Ama sizin dediğiniz kuralsızlığın, düzensizliğin hatta savaş ortamı bir anlamda anarşi ortamıdır baktığınızda. Bunun olmadığı ortamlarda ise açıkçası pek çok olduğu ortamlarda ise pek çok hastalık baş gösteriyor. Sadece aslında solunumla bulaşan hastalıklar da değil, suyla bulaşan hastalıklar, çocuklarda gelişme geldikleri, diğer çocukluk çağı hastalıklarının yeterince olamaması, çocukların yeterli eğitim alamamasından mental kapasitenin düşük olması gibi pek çok sorun karşımıza çıkıyor. Açıkçası ben pandemi sonrasında özellikle uluslararası kuruluşların da deyim yerindeyse çeki düzen vermesi gerektiğini düşünüyorum birbirlerine. Şöyle ki örneğin Dünya Sağlık Örgütü'ne bakalım. Başta biliyorsunuz Amerika, Trump zamanında Amerika dedi ben çekiliyorum dedi. Hı. Dünya bir salgınla baş başa yüzdesiniz, ben oynamıyorum diyorsunuz. Böyle bir şey olamaz açıkçası. Yani parayı verenin oynadığı bir alan olmamalı uluslararası sağlık kuruluşları. Bence ülkelerin pandemide ne kadar katkı yaptılar gibi bileşenleri yüzünden hemen bütün uluslararası kuruluşların değerlendirilmesi ve eksik olan boyutlar için bu ülkelere bence mutlaka destek olunması gerekiyor. Dediğiniz gibi bulaş ne kadar fazlaysa varyant da o kadar çok oluyor. Belki dünya sönümleyecek ama bizim bulunduğumuz coğrafyayı düşünürsek biz bu ülkelere çok yakınız. Hemen aşağımızda bu ülkeler, hemen yakınımızdalar. O yüzden bizler için çok da önemli olacak. Uluslararası kuruluşların da dediğim gibi politikalarını mutlaka gözden geçirmesi gerektiği kanısındayım. Hocam Mutlu Pakoğlu'nun sorusu bu. Instagram'dan gelmiş. Covid geçirenlerin tek doz aşı yaptırması yeterli mi? Şu anki bilgimize göre tek doz aşı yeterli oluyor. 3 ay sonrası yaptırdıkları takdirde antikorlar iyi seviyeye çıkıyor. Dediğim gibi 6 aya kadar olabiliyor. Şöyle bir şey olabilir tabii Pelin Hanım. 3 ay geçti, bitti süre. Hı hı. Ondan sonraki 6 ayda belki bir doz daha tamamlayıcı aşı ama şu an 50 yaşın üzerine ve sağlık çalışanı yaptığınız gibi düşünülebilir. Hı hı. Tekrar tekrar geldiği için üzerinden geçerek söylüyorum. Hı hı. Hamile kalmayı düşünenler aşısını olabilirler dediniz elbette. Az önce. Bir de Ayşe Hanım demiş ki yani emziriyorum bebeğime bir yan etkisi olur diye korkuyorum. O yüzden daha doğrusu aşı olmamış da
aşı olmaya niyetli olabilir, olabilir mi diyorsunuz? Bir engeli söz konusu değil. Evet, valla annelerden çok işte anne şey bunlar. Evet. Babalardan yok mu bu arada? Babalardan da geliyordur illaki ama hani bebekler ve şey çocuklar evet. Burada çok dikkatimi çekti. Arkadaşlar daha soru var ama bilmiyorum sizin özellikle böyle mutlaka bunu sormalıyım dediğiniz bir sorunuz varsa yöneltin. Yoksa yavaş yavaş kapatacağım. Hocamızın uçağı var çünkü. Var mı sorun? Onu mu diyecektin? Yani sorabilirim aslında bir tane. Peki sor hadi. Hocam şimdi güvenlik topluluklarının ajandalarının en üst kısmındaki maddelerden birisi de terör örgütlerinin kitlesel ölüm, öldürme gücüne sahip silahların elde etmesinin engellenmesi. Bu bağlamda bir terör örgütünün COVID-19 benzeri bir virüsü laboratuvar ortamında üretip terör amaçlı kullanmak amaçlı üretip bir terörist terör faaliyeti yapabilir mi? Evet. Bu teknoloji var mı? Yapabilirler mi bunu? Şöyle, tam da bu konuda aslında bir test çalışması yapıyoruz. Tamamlanmak üzere. Doktor öğrencim de bakanlıktan bir arkadaşımız. Bittikten sonra ayrıca istersen elektronik posta öğren konuşalım ama böyle bir potansiyel var. Laboratuvarda virüslerin üretilme potansiyelleri var. Ama bu konuyu COVID-19'dan bağımsız söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Böyle bir potansiyel her zaman olabilir. Biyolojik silahlar kullanılabilir. Tıpkı diğer kimyasal silahlarda olduğu gibi. O yüzden de bunun için hazırlıklı olmak gerekiyor. Türkiye'de zaten benzer bir hazırlık var. Şahit olmuşsunuzdur. Bazı acil servislerde biliyorsunuz şehir hastanesinde ya da büyük üniversite hastanelerinde kişi gittiği zaman bir temiz oda var, ayrı oda var. Tıpkı yoğun bakımda verdiğimiz hizmette giydiğimiz kıyafetler gibi bunlarla orada müdahale ediyoruz, çalışıyoruz. KBRN diye geçiyor. Kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer riskler diye geçiyor. Hı hı. Radyoaktif diye. Böyle çalışmalar da var. Biz de tam bitirmek üzereyiz. Hatta senin yönetim biriminden katkın olursa da çok memnun oluruz. Hocam henüz öyle bir katkı yapabilmeyeyim bilmiyorum ama çok onur duyarım. En kısa zamanda da mail atacağım size. Teşekkür ederim. Şimdi şöyle güzellikler oluyor. Bizim buraya gelen öğrenci arkadaşlarımız sonra yayından sonra hocalarıyla buraya gelen konuklarımızla irtibatlarını sürdürüyorlar. Hatta geçen gün şeyi fark ettim. Selim Erdoğan'ı biz büyük taarruz için almıştık. Sonrasında bize gelen arkadaşımızla şeye gitmişler. Bayağı böyle bölgeye mi gitmişler? Evet, alana gitmişler. Evet oradan böyle video falan paylaşmışlar. Ne kadar güzel. Öyle olduğu zaman benim çok hoşuma gidiyor. Hocam sizin uçağınız var. Ben artık yavaş yavaş toparlayayım. Uçağa bineyim ben de Ankara'ya döneyim artık. Siz de yuvanıza geri dönün. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. En başta size ve çok sevgili arkadaşlarımıza. Seyircilerimizin de gayet güzel ilgisi vardı. Valla sağlıklı günler diliyorum. Güzel günlerde buluşmayı diliyorum. Tabii ki memleketimiz için iyi haberler alacağımız. Şöyle şu programı yaparken böyle ağız dolusu güldüğümüzde bir taraftan da ah etmeyeceğimiz, üzülmeyeceğimiz haftalar günler olsun. Tekrar yangın bölgesindeki tüm vatandaşlarımıza, herkese büyük geçmiş olsun diyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Tabii canlar sadece insanla sınırlı değil. O kadar üzüldük ki hepimiz. O görüntüler içimiz yandı. Bunların tekrarlanmaması en büyük dileğimiz. Ve tabii yapanların da bin beter olması dileğini de burada bir kez daha ifade etmek istiyorum. Gelecek hafta yine cumartesi gecesi biz gündem ötesi olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayında inşallah karşınızdayız. Kendinize çok iyi bakın. Ebru Yücel'le hazırlıyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum.